Ve Açelya ile gülümse hayata, lezzetli yemek tarifleri, hayatı kolaylaştıran pratik fikirleri ve uzman konuklarıyla bugün de 360 ekranlarında. Az sonra mutfakta Açelya Akkoyun'a Aliye Bulak eşlik edecek. Tadına doyum olmaz kaburga dolması, yanında iç pilav, hem lezzetli hem de misafirlerinize rahatlıkla ikram edebileceğiniz fıstıklı kadayıf sarma ve Osmanlı mutfağından bir lezzet. Meyan kökü şerbeti tarifleri için sakın bizden ayrılmayın. Örgüden ahşap boyamaya, dekorasyondan çocuk ürünlerine pratik fikirlerin yer aldığı el işi bölümünün bugünkü konuğu Hatice Değirmenci. Kapı önü paspasları nasıl süslenir? Canlı yayında uygulamalı olarak öğreneceğiz. Emzirme döneminde hem sağlıklı beslenip hem de kilo verebilir miyiz? Hem sütü artırıp hem de yağ çözdüren formüller neler? Menopozdayım deyip üzülmeyin. Menopoz döneminde alınan fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Zayıf gebelik modasından hamileyim deyip iki kişilik yiyenlere, az yiyorum yine de kilo alıyorum diye dert yananlara ve beslenmeyle ilgili aklında sorusu olanlara işin sırrını iç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya az sonra canlı yayında açıklayacak. Açelya ile gülümse hayata başlıyor. Efendim, ay ay ne güzel yine birlikteyiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Harika bir program bizi bekliyor. Siz de gördünüz tanıtımlarda. Paspaslar yapacağız. Mutfakta şenlik var, şenlik var. Şenliğe hazırlanıyoruz. Sevgili Ayça Kaya bizlerle birlikte olacak. Ayça bugün bize dönem dönem hayatımızı kolaylaştıracak formüller sunacak. Hangi dönemler mesela? Hamilelik, hamilelik sonrası lohusalık, daha sonra antropoz, menopoz, hepsini konuşacağız. Neler yemeliyiz, nasıl beslenmeliyiz, kendimizi nasıl beslenirsek daha iyi hissederiz. Hepsini sevgili Ayça Kaya'dan öğreneceğiz. Dolayısıyla tabii ki sizlerin hashtag'i de ne oluyor? Bir sorun var. Lütfen kafanıza hangi soru takılıyorsa bize yazın. Biz de mutlaka Ayça'ya iletelim. Sizin içinizi bir nebze olsun rahatlatalım. Ne dersiniz? Nereye yazacaksınız? Instagram'da Açelya ile Gülümse Hayata, Facebook'ta Açelya Gülümse Hayata, Twitter'da Açelya Altre Akkoyun adresine. Efendim, yine mutfağımda şenlik var dedim size ama şenliğin de şenliği var. Yani abartıyorum demeyin. Şimdi göreceksiniz, abartmıyorum. Aliye Bulak bize neler yapacak? Hoş geldin Aliyeciğim. Nasılsın canım? Gel öpeyim. Daha önce de böyle eli kolu dolu gelmiştin. Yine ne gönlünün demek, bolluğu hayatına yansısın diye sana dua ile başlamak istiyorum. Teşekkür ederim aynı şekilde. Canım benim. Nasılsın? İyi misin görüşmeyeli? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Vallahi şükür kavuşturana. Evet evet. Şükür kavuşturana. Özlemiştik sizi. Sağ olun. Biz de Aliyeciğim seni çok özlemiştik. O lezzetlerini ve bize Anadolu'nun böyle hani en derin lezzetleriyle gelmiştin. Yine aynı şekilde geldin. Bugün hepimizin çok sevdiği ama evde de yapılır mı ya? Yapılır. Yapılır mı? Yapılır mı Aliye? Yapılır. Ya kaburga dolması evde yapılır mı? Sonra yapılır. Yapılır. Bence de yapılır. Ama eskiden biliyorsunuz Anadolu'da büyük taş fırınlara, özellikle aynen, odun fırınlarına bu kaburga dolmaları evde hazırlanır. Önce fırınlara giderdi. Biz bugün mutfağımızda yapacağız sevgili Aliye ile. Evet. Bu kaburgayı dolduracağız efendim sizler için. Aynı zamanda ne yapacağız? İç pilav yapacağız. Harika bir iç pilav yapacağız. Et kaburga dolması, iç pilav. Yanına bir tatlı da ister. Ne ister? Kadayıf, burgu kadayıf tatlısı yapacağım. Burgu kadayıf tatlısı yapacağım. Yani bugün mutfakta şenlik var. Neyle başlayalım Aliyeciğim? Önce kaburgayı dolmasını tamam, yapalım. Tamam, İçini doluyor. Hazırlayalım. Hı. Hadi hazırlayalım. İçini hazırlayalım. Hadi Canikom, çok güzel oldu. İçi için. Tereyağımız. Ver canım, ver canım. Buyur canım. Hı. Çok az bir şey. Bugün de yani bence Anadolu'nun en değerli yemeklerinden bir tanesini yapıyoruz değil mi kaburga dolması? Kaburga dolması evet. Yani Güneydoğu'nun bütün yemekleri etli. Evet özellikle Mardin, Elazığ, Siirt, Diyarbakır. Antep, Diyarbakır bu yörelerde çok yapılıyor. Ama tabii İstanbul'da yaşayıp bu yörelere ait olan birçok arkadaşım benim yapıyor bu yöreli olan arkadaşlarım. Ben de gidip böyle... Benim Mardinli bir arkadaşım yapmıştı en son. Silva ellerine sağlık.
Buradan da selam olsun. Şimdi senden yiyeceğim, çok mutluyum İnşallah o yüzden. İnşallah bu da o kadar lezzetli olur. Sen seversiniz. Ne kadar tevazu gösteriyor. Aliye'nin yaptığı lezzetler. Kaç yıldır yemek yapıyorsun Aliye? Kendimi bildim bileli. Mutfakla uğraşıyorum. Yaparken zevk alıyorum. Belli. Zevk alıyorum. Çok önemli bir şey. Bu arada etimizle tereyağımızı... Bütün seyircilere bunu da söylemek istiyorum Açeli Hanım. Zevk aldığınız işi yaptığınız zaman hem psikolojiniz düzeliyor. Evet. Hayattan zevk alıyorsunuz, mutluluk duyuyorsunuz. Evet. O şekil düşünün. Sen bu arada etleri kavuruyorsun. Daha etleri sonra yavaş yavaş ekleyeceğiz ama etleri kavururken Aliye, ben de bu güzel sohbet üzerine iki kelam etmek isterim izninizle. Bazen hayat şartları bizi istediğimiz işi yapmıyor olabiliriz. Para kazanmak zorunda olabiliriz ki hayatın gerçeği bu. Bu zamanda istediğimiz bir hobi edinmeliyiz. Bu da mutluluğun formülü. Yemek yapmayı seviyorsanız yemek yapabilirsiniz hafta sonları. Ya da takı yapmayı seviyorsanız takı yapabilirsiniz. Yani illa mesleğimizin olması gerekmiyor. Bir bakarsınız o sevdiğiniz hobi bir gün size para kazandırtır. Hiçbir şey olmazsa bile mutlu zamanlar kazandırtır. O yüzden insanın sevdiği şeyle uğraşması illa para kazandırması için değil. Kendi için çok kıymetlidir. Paylaşmak istedim. Ben şimdi para da kazanıyorum. Zevk de alıyorum. Çok güzel. Hem de paramı kazanıyorum. Şükürler olsun. Çok şükür. Yani. Açeli Hanım biraz etimizi şöyle suyunu ver. Evet. Soğanlarımızı ekliyoruz Açeli Hanım. Aliye, son zamanlarda çok dikkatimi çekiyor. Biz böyle genelde soğanı kavururduk ya. Gelen birçok konuğumuz eti önce kavuruyor, soğanı sonra. Neden sence? Şimdi yemekten yemeğe değişiyor. İşi köftede önce soğanı kavuruyoruz, sonra kıymayı bırakıyoruz. Hani ben o şekil yapıyorum. Diğerleri nasıl? Genelde bence şundan öyle olabilir mi? Etin suyu yağa geçsin diye önce. Suyunu salıyor ya. Evet. Soğanlar yumuşuyor, daha güzel olmaz. Soğanın böyle bir şekerli bir tadı var. Tadı ya, var ya. Su değdiği zaman onu kendisini dışarı lezzetini veremiyor. Doğru. O yüzden önce eti hafif suyunu salıp kavurduktan sonra. Hadi kavuracak. Güzel güzel etimizi kavuralım. Evet. Mutfakta şenlik var. Kavurduktan sonra. Kaburga dolmaları. Kaburgamızı dolduralım beraber. Ne kadar güzel. Tam böyle yani mutfakta şenlik olacağı günde Ayça Kaya'nın gelmesi. Gerçekten hoş bir tesadüf. Çok güzel oldu. Evet. Açın yanım, pirincimizi alalım. Pirinç. Pirincin ne? Baldo mu? Baldo. 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 Ben de baldocuyum. Evet. Hepsini seviyorum ama Yasemin'le baldonun yeri ayrı. Baldo pirincini. Şey, ne kadar koydun canım pirinci? İki bardak. İki su bardağı pirinç. Su da yıkadın. Biraz ısladım. Biraz da ısladım. Sen bu kadar güzel yemekler yapıp maşallah formundasın. Ay çok demek ki az yiyorsun, çok çalışıyorsun. Vallahi kaçırmıyorum Açeli Hanım. Önüme ne geldiyse. Seviyorum. Yemek yemeyi de seviyorum. Yemek yemeyi de seviyorum. Seviyorsun, değil mi? Seviyorum. Aliye, kaburga dolmasına birçok yörede göbek dolması da diyorlar. Sizde ne deniyor? Kaburga dolması. Sizde kaburga dolması deniyor. Direktmen kaburga. Kaburga yani dolması. Değişen bir şey yok. Özellikle Ramazan'da bu kaburgalar ayrılır. Evet. O dolma mutlaka yapılır. Özellikle böyle odun fırınlarına, ekmek fırınlarına gönderilir. Zaten Ramazan'da ekmek fırınları ya güveçler yapıyorlar ya kaburga dolmaları yapıyorlar. Fırında da bambaşka oluyor çok tadı. Bambaşka oluyor tadı. Açın Hanım, pirincimizi de biraz kavurduktan sonra. Tabii bu böyle her zaman yapılacak bir yemek değil. Özel bir yemek. Özel günlerde. Düğün, bayram, işte ne diyelim, isteme törenlerinde, aynen, toplanıldığında. Bu aslında bizim Anadolu kültüründe bence her yemeğin durumun ağırlığına göre yemek çeşitlerimiz var. Çok güzel. Yani evet, ben düğünlerde falan kaburga dolması, iç pilav çok yapılır, çok yapılır biliyorsun. Çok yapılır. O yüzden de ben çok önemserim bu durumu. Çok da şık gelir. Yani aslında bu o günün anlam ve önemini dile getiriyor. Siz benim için çok önemlisiniz. Bu kadar zahmetli bir yemeği ben severek yaptım demek de oluyor. Şimdi kaburgamızı özel aldık. İçine soğan koyduk. Önce etimizi kavurduk. Sonra soğan koyduk. Sonra pirincimizi ekledik. Sonra da salçamızı ilave ediyoruz. Açeli Hanım, ben pirincimi biraz kavurduktan sonra şöyle ortasına bir havuz açıyorum. Biber yağını, salçası ve domates salçası. Biber salçası ve domates. Domates salçası ilave. İyicene salça kavrulsun diye. Bak güzel bir yöntem. Kenardaki yağlar da ortaya geliyor ya pirincime katmadan. Önce salçanın o çiğ tadı gelmesin diye.
salçayı kavuruyorsun. Evet, salçayı kavuruyoruz. Evet, güzel bir yöntem bu. Değişik bir yöntem. Herkesin kendi şeyde de yaparız ya, hamur yoğururken hamur, ortaya havuz açarız. Havuz açılır. Ortaya havuz açtı yani sevgili Ali'ye. Ben de havuz açarken yağlar ortada birikiyor. Salça daha iyi kavruluyor. Hı hı. Bazen hepimiz hayat koşturmasından bu yemekleri unutuyoruz. İster istemez unutuyoruz. Yani ben de kendi adıma senede, iki senede bir hani yapmak istersen bir de ekip kurmam gerekiyor. Arkadaşlarla falan hani tek başına yapmak da zor oluyor ama unutmamak gerekiyor aslında. Bence de unutmamak bazen, gerekiyor. Bazen maksat kaburga dolması olsun diye buluşmak gerekiyor. Böyle özel günler yapmak gerekiyor. Sevdiklerinizle, ailenizle kaburga dolmasından daha güzel bahane de olmaz bence. Bence de. Açeli Hanım tuzunu alalım. Ver canım. Buyurun. Ne kadar tuz ilave edeyim? Bir tane daha içelim. Yeter mi canım? Bir tane daha alalım. Tamam. Salçada tuzlu salçada olabilir. Salçada tuzlu, evet. Çok tuzlu olmasın. Tamam. Acık karabiber. Tabii canım. Yeter mi? Yeterli. İster misin biraz daha? Yok, yeterli. Birazcık da pul biber rica edeyim Açeli Hanım. Tabii canım. Biz acı çok seven bir ekibiz. Biraz daha tamam, mi? Tamam, olur. Biz Güneydoğu da çok acıyı severiz. Tabii canım, ben sabah kahvaltıda acı yiyenlerdenim. Şimdi, Açeli Hanım, kuzunun kendi bir has kokusu var. Onu evet. Almak için reyhan veya ay, nane onlardan çok hafif güzel. Koyarsa. Aliyeciğim çok güzel. Kuzunun tadını almış olur. O ağır bugün kokusu. De çok şıksın böyle bordo. Ay, teşekkür ederim. Altın rengi. Lame miydi, dore miydi? Kafam dore. Karışır benim hep bunda. Dore değil mi bu? Dore. Doreydi. Ne kadar yakışmış, ne şimdi kadar bir şey güzel diyeceğim. Olmuş. Geçen gelişimde de annem almıştı dedim. Hacdan getir, bunu da almış annem. Bu anneler annem, var ya. Allah çarşıya çıkınca bana başımızdan bir alıp anne söz dedim. İlk etmesin. Ekrana çıkar çıkmaz seni. Ölmüşleri de rahmet eylesin. Giyeceğim dedim. Ona söz vermiştim. Hı. Yani burada anladığımız kadarıyla kuzu kokusundan rahatsız olanlar bu dolmayı yemeyecek değiller değil, efendim. Değil. Biz illa bu kaburga dolmasını yedirteceğiz. Ne yaptık? İçine biraz reyhan. Evde reyhan kurusu yoksa nane ilave ettik. Aynen. İlle de yiyeceğiz, ille de yiyeceğiz dedik. Açeli Hanım. Her gün bir şey öğreniyoruz. Şimdi çok az bir su alıyoruz üzerine. Hı. Dün de kimyanın gaza iyi geldiğini öğrenmiştik. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. Evet. Ay. Aslında kimyon buna da yakışır mı? Yok. Yok. Seni herkesin dediğin gibi. Ya ben kimyonu o kadar çok seviyorum ki yoğurda bile döküp yerim. Ben de kullanıyorum. Sen de mi seviyorsun? Evet, çok, çok seviyorum. Kimyon benim son yıllardaki favori şeylerimden, baharatlarımdan bir tanesi oldu. İnanın. Hayatınıza mutlaka kimyonu sokun. Tuz, acı biber, karabiber zaten mutfağımızda var. Ama kimyon özel yemekler gibi düşünülüyor. Hayır efendim. Her şeye çok yakışıyor. İnanın bana, deneyin. Çok az bir şey. Ne? Yeni bahar. Yeni bahar tabii. Ben senin eşini de gördüm, incecik. Sen de inceciksin. Çocuklarımız da incecik. Çocuklar da incecik. Ya nasıl bir şey bu yemekleri yap? Sen de mi sordun Ekin? Ama ya sorulmayacak gibi değil. Beyefendi stüdyomuzda incecik kendisi. Açeli Hanım, bir doktor şey demişti. Korkarak yerseniz vücut kıtlığa giriyormuş gibi korku alıyor. Açıkaya soracağız. Ben hiç korkarak yemiyorum. Ve depo yapıyormuş. Depoluyor onu vücudunda. Evet, depolayınca da yakamıyor sonra. Değil mi? Çok düşünmeyeceksin Açeli diyorsun. Suyunu aldıktan tamam. Sonra birkaç dakika demlenmeye bırakıyoruz. Tamam canım. Şimdi o birazdan kaburgayı dolduracağız. Yani değil mi? Şimdi. Kaburgamızı nasıl seçeceğiz? Bir bilgin varsa bizle paylaşır mısın? Eti seçmek, eti dinlendirmekle ilgili. Vallahi şimdi et kasaba girmeyeyim bilemedim orayı. Bilemedim. Ben kendim talimatı veriyorum. Ne işte verdiğin geliyor. Talimatı söyle bize. Kuzu daha şimdi böyle şimdi ben gittim kaburga yapacağım. Ekran başında bir seyircimiz dedi ki ben kaburga yapacağım. Ne diyorsun sen, kasaba gidiyorsun, kaburganın neresi diyorsun? Söyle bakalım kaburgan nasıl olsun? Kaburgam çok yaşı geçmemiş olsun. Yaşı geçmiyor yani 8 ayı geçmemiş olsun diyorum. Başka ne diyorsun? O şekilde. Yağlısını yağlı istiyorsun. Yağlı istiyorum. Başka? Eti bol olsun. Eti bol olsun. Şey olsun, kaburgaları burası hep pirzola kaburga şeyleri ya. Hı. Yağlı olunca orası daha etli oluyor, sık oluyor. Daha lezzetli oluyor değil mi? Evet. Tabii. Hadi bakalım.
Atilla Hanım, bunu kasaptan aldık, rica ettik. Bize şurada bir cep, bir torba şeklinde bir yer açmasını rica ettik. Kaburganın özü. Yani güzel, evet. Şöyle bir yer açtık. Ha, bunu açtık. Kasap açıyor değil bunu mi? Bunu kasap açıyor. Ha, istersen kendin de açabilirsin. Kendin de şuraya tabii, yani. Tabii. Bu tarafa al içe aha, doğru. Evet canım. Orayı da açabiliyoruz. Aha. Şimdi bu yaptığımız pilavı Açeli Hanım. İçine mi dolduracağız? İçine dolduracağız. Hmm. Bu biraz demlendi. Şimdi sen benden yardım da istersin. Ben kendimi hazırlayayım şu yardıma doğru. Dur geldim ben. Hadi sana gel. Yardım edeceğim. Dur Canikom. Ali'ye. Tamam. Vallahi harika bir menü bu. Yakınlarda daveti olanlar varsa. Evet. Haydi bismillah açıyoruz. Bismillah. Dolduralım şöyle. Açeli Hanım. Ha canım. Ne az dolduracağız ne çok. Ha. Az doldurduğunuz zaman pirinçler pişer böyle ezilmiş gibi olur. Lapa efendim gibi. Gülümsüyoruz, gülümserken de kaburga dolduruyoruz. İsmet var ya ağzın kulaklarında. Yani arkadaşlar şu an ekibimizi görseniz herkese... Dün pırasaları yaparken böyle değildiniz. Ne oldu? Pırasada da benim ağzım kulaklarımda. Çok severim. Ben de seviyorum da ama şöyle yemekleri tabii, de etsiz yemekte kalkmıyorum. Bak ben ikiye bak. Allah'ım yarabbim. Bilal sen ne diyorsun hemşerim? Bak o da kafacı sallıyor. Tamam kafa sallıyor. Bilal'e soruyorum. Bilal sen neler? Yani söze gerek yok diyor. Sözün özü. Ha? Sözün bittiği yerdesin. Çok Allah böyle yerlerde bitirsin. Çok da zaman Açeli Hanım patlama yaşarız. Evet. Tam dengeyi bulmamız lazım. Yok böyle... yok denge var. Sen doldur. Dengeli biz dengeleriz onu. Aha. Ekipçe dengeleriz. Bu şekil bir kaburgaya iki bardak su bardağı pirinç yeterli. Evet. Yeterli. Ben elimi değirmeden durabilir miyim? Açeli Hanım ben de öyleyim. Sen de öylesin değil tabii. Mi? Duramam. Hmm. Oy. Bizim Ekmek Teknesi diye bir dizi vardı. Onu da öyle yaparlar diye. Oy. Rahmetli Savaş Dinçel. Nurlar içinde yazsın. Çok Açeli iyi bir oyuncuydu. Hanım, evet. Şimdi dikmemiz lazım. Dikelim. Hadi dikelim bu kaburga dolmasını. Şimdi terzilik. Aşçılığı bıraktık şimdi. Terzilik. Biraz terzi işine buradan girelim. Başlıyoruz. Şuradan mı canım Aliyeciğim? Evet. Al. Ne yapayım ben sana bunu? Şimdi şöyle çevirsek mi Açeli Hanım? Evet. Ha, tersten daha rahat. Görmüş oluruz açık yerlerini. Kaç kere kaburga dolması yapmışsındır Ali'ye? Hiç bilmiyorum. Çok kere değil mi? Böyle siparişler yapıyor musun kaburga dolması falan? Henüz gelmedi. Gelmedi. Bundan henüz sonra gelmedi. İnşallah. İnşallah. İnşallah gelir. Yani ben geçen programdan bu programa çok siparişlerim arttı. Evet. Annem de bayılmış. Ay teşekkür ederim. Sağ olsun seni çok afiyet sevmiş. Olsun. Ondan sonra güzel, çok güzel yöresel. Yani biz Anadolu insanı hangi yöreden olursak olalım şu işi böyle iştahla yapıyoruz ya, evet. Severek yapıyoruz ya. O yemin zaten kötü olmasına imkan yok. İmkan yok. Çok severek yapıyor. Aşktan baksana. Yapılan her iş başarıya ulaşır. Evet. Hayatta her şeyi hep onu söylüyor. Bizi sevgi ve çalışmak kurtaracak. İki şey. Dünyayı sevgi ve çalışmak kurtaracak. Hani sevip tembel olmak. Olmaz. Çalışmadan yok. Mesela, ama sevgi ve çalışmak kurtaracak. Çalışmanın şeyini Peygamber Efendimiz de çok güzel tabii. Şey yapmış. Bilsiniz kıyamet kopuyor. Elinizdeki fidanı dikmeyi unutmayın. Ne güzel. Yani çalışmanın. Çalışmak çok önemli bir şey. Asla şey tembellik yok dediğiniz gibi. Haydi bakalım. Bakalım. Ay. Diktik mi? Diktik. Hmm. Şöyle. Tamam. Şöyle. Aç. Buraya salça falan sürüyor musun? Süreceğim. Ha. Nasıl biliyorum? Nasıl biliyorum değil mi? Süreyim mi ister misin? Nasıl sürülecek? Şimdi biraz salçalarımızı sulandıracağız. Tamam ben Açeli sulandırayım. Hanım. Peki. Ben sulandıracağım. Ben. Aldım. Cam kase. Tamam. O da olur Açeli Hanım. O da olur. Biraz su da alalım. Tamam. Şuradan suyu versen elim değirmeyim etleyelim. Ne kadar? Bir hem yarım biber. Değil mi? Onu hep alalım Açeli Hanım. Hep alalım mı? Tamam. Alalım. Tamam. Ekin şuna ellerim etli de değmeyeyim bir şeye. Dök bana biraz canım.
Teşekkür ederim. Tamam yeter yeter. Değil mi? Çok olmasın. Tamam. Çok olacak sen. Yok yok olmadı. Alayım mı bunu da hepsini? Alalım. Hadi. Açeli Hanım ben de bu arada tenceremizi ısıtalım mı? Hadi ısıt sen tencereni. Büyük bir tencerede yapacağız ama. Evet. Bu salçanın içine bir şey koyacak mıyız Ali'ye? Bir kaşık pul biber. Ver şuradan getir. Bu sefer sen bana şey yap tamam. Benim elim. Girdi. Heh, söyle. Başka? Kaburga salçalıyoruz. Sosluyoruz. Sosluyoruz değil mi? Evet. Salçalı daha... sos yapıyoruz. Hapşırıyorum ben o yüzden uzak dur. Pardon. Yeterli. Tamam. Daha güzel kızarması için Açeli Hanım. Nereye sürüyorum Ali'ye söyle. Her tarafına. Her tarafa buraya. Her tarafına. Haydi bakalım. Her tarafına Açeli. Böyle biliyor musunuz? Bu işlemi. Masaj yapar gibi evet, Açeli evet, biliyorum. Hanım. Bu işlemi benim rahmetli babam öğretmişti bana küçükken tavuğa ete. Avcarlamak da denir. Avcarlama işi denir. Tavuğu bu kadar ya da böyle avcarlarsanız çok lezzetli olur. İnanın böyle tavuk, et, bu sosu, bu avcarı iyi yaparsanız et özümser. Şunu içine de yap mı canım şöyle? Yapalım. Tamam. Her bölgeye. Her bölgeye tamam. Heh. Heh. Şimdi avcarlıyoruz. Güzelce. Hı. Evet. Evet şimdi. Hı. Bakın her yerine geliyor. Hı. Böyle böyle böyle. Arkasında da yapacak mıyız canım? Tabii. Tamam. Sen elini sok. Yeni ben bir kelime öğrendim. Avcarlamak mı? Evet avcarlamak. Avcarlamak. Buna bizim orada avcarlamak denir güneyde. Biz masaj yapalım. İşte avcarladığın ki. Zaman hatta bunu böyle biraz da dinlendirdiğin tabii. Zaman... Tamam. Bambaşka olur. Hı. Elinize sağlık. Sağ ol canım benim. Her zaman keyifli. Ben yaptığım işi çok severek yapıyorum. Çok şükür. O yüzden de ben teşekkür ederim sizlere. Hı. Çok güzel. Hı. Şimdi aralarına kadar bakın. Hı. Hı. O girmeyen. Evet. Ara katlanma. Ara katlanma. Hepsini yaptınız. Çok güzel yaptınız. Ellerinize sağlık. Hı. Hı. Tamam. Salçamız da bitti zaten. Alabiliriz onu. Güzelce bitti. Şimdi. Hı. Bitti değil mi? Tamam ama. Her yerine gitsin ki bir tarafı bile şey olsa ekin. O yüzden yapıyorum. O tadı şey olur. Et tadı gelir. Yani bu toplam tatlı gelmez. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun ekibimize, seyredenlere. Ellerinize sağlık Açeli Hanım. Afiyet olsun. Şimdi Açeli Hanım bunu kızgın tavada. Aha. Oo çok güzel. İyice kızarıncaya kadar çevire çevire. Evet çok güzel oldu. Heh. Elimi yıkayayım ben hemen. Çok güzel cız, o cız sesi duyduk işte. Heh. Birazcık ben de elimi yıkayabilir miyim? Gel canım. Şimdi o cız sesten sonra. Gel. Önce sabun. Sonra önce su. Atıştım. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Şöyle etrafı da temizledik. İşte evde kaburga dolması nasıl yapılır? Gördünüz. Program başlayalı şunun şurasında ne oldu? Doldurduk, diktik, tencereye koyduk bile. Sonra onu herhalde yavaş yavaş pişireceğiz, pişireceğiz. Değil mi? Evet. Çok güzel olacak. En şimdi iç pilavı da yapalım. Yapacağız. Tamam. En az bir saat piştikten bir sonra saat. Arzu edilirse fırına atılabilir. Fırında. Ne ama kadar fırında da aslında güzel olur. Doğru o, söylüyorsun. Bu mühürleme işlemi bu gibi mühürleme. Olabilir. Hani böyle hafif mühürleriz. Şu anda mühürlüyoruz. Etimizi evet mühürlüyoruz. Sonra da fırında şöyle 3-4 saat. Evet. Kısık ateşte. Çok güzel olur. Programın sonuna kadar yetişir. Yetişir değil mi? Zaten biz yetişsin diye bunu yaptık. Evet. Önce. En başta. En baştan başladık. Ama şimdi iç pilavı yapacağız. İç pilav da bizim hepimizin çok sevdiği geleneksel bir tattır. Düğünler olsun, istemeler olsun, özel günler olsun. Aliye'nin iç pilavını bugün yiyeceğiz. Kapatıyor musun kapağını? Yok açık. Peki kısa şöyle yapalım. Şimdi iç pilavla bu aynı anda pişemeyecek Aliye'ciğim. Aynen öyle. Biz bunu içeriye gönderelim arkaya. Fırına atalım. Fırına atalım. Sen şöyle sana zahmet.
Onu alırsan iç pilavımız için arkaya koy, alırlar bizim çocuklar. İç pilavı yapacağız. Ciğerli, kuş üzümlü, çam fıstıklı. Biraz da böyle tarçınlı koyacak mı bilmiyorum. Ben çok severim tarçını böyle. Koyacak mısın? Tarçınlı iç pilav kaçmaz. O da böyle yeye doymayan, şişince doyduğunu anladığın yemeklerden çok güzeldir iç pilavda. Evet, şimdi ne yapıyoruz Aliyeciğim? Tereyağı, sıvı yağımızla beraber iç yağını, pirincimizi, dolmalı fıstığımızı, ciğerimizi, kuş üzümümüzü bunları bir güzel kavuruyoruz. Hadi gel kavuralım. Önce tereyağımızı yine ısıtıyoruz. Evet. Sonrasında İçine biraz sıvı yağ ilave ettin. Çam fıstığından başlayacaksın. Çam fıstığında. Yağ ısıtıyoruz. Sonra da çam fıstığımızı ilave edeceksin, değil mi? Sonra da pirincimizi ilave edeceğiz, tamam, Açeli canım. Hanım. Şuna ya bu iç pilavda bambaşka bir lezzet. Değil mi Ali'yim? Evet. O ciğerinin tadı, o etinin tadı. Bazıları sadece ciğer kullanıyor, bazıları ciğer et. Biz bugün ikisini de kullanacağız, değil mi Ali'ye? Efendim? Hem ciğer hem et kullanacağız. Ben iç pilavda. İkisini de bir arada çok güzel kullanıyorum. Çok çünkü güzel yanındaki et, kaburga eti. Kaburga eti. Onun etinin uyumlu devamlı olsun. Uyumlu olsun. Yöreye göre. Yöreye göre değişebilir. Yöreye göre değişiyor. Ciğerle de yapan var. Hı-hı. Kıyma kullanan var. Dur şu yağ erirken bu tarafa bir boş ki İsmet gelsene. İsmet yorulmazsın. Bakın Ali'ye bize neler getirmiş. Elleri kolları dert görmesin. O yüzden diyorum gönlü bol. O bolluk ömrüne yansıtsın. Görüyor musunuz dolmalar? Ondan bunun adı neydi? Gözleme mi yaptın, bazlama mı? Ne bu? Gözleme galiba. O içli köfte Ali'ye. Yumurtalı bir içli köfte galiba, değil mi bu? Bu kızartma yumurtalı. Bu yumurtalı. Gözleme mi? Gözleme. Gözleme. O da? Güveç. Diyarbakır güveci. Diyarbakır güveci. Bu da naliseli de derler. Ne? Naliseli. Sac ekmeği. Nan. Sac ekmeği. Dur bir daha söyle. Nan. Ekmek demek. Nan. Ser. Sac ekmeği. Nan ser. Ne? Nan. Naniseli. Naniseli. Kürtçe naniseli. 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 Çok güzel. Naniseli. Bir şey daha öğrendik işte. Nan ekmek demek. He. Sel demek yani saç. Saç demek. Saç ekmeği gibi. Saç ekmeği. Saç ekmeği gibi. Evet. Aynen öyle. Bu arada yağımız eridi. Fıstıklarımızı bıraktık Açeli Hanım. Bunlar biraz kavrulsunlar. Tadı özü çıksın. Çam fıstığını ben ne toplardım ya, ne toplardım. Kozalakların içinden. Ondan sonra o çok lezzetli. Bir de çok faydalıymış çam fıstığı biliyorsunuz. Birçok faydası var. Ben onların hepsini biliyordum ama hatırlayıp söyleyeceğim size. Çam fıstığı özellikle son zamanlarda yağ olarak da çok kıymetli bir yağ. Vücudumuz biliyorsunuz yağ ile çalışıyor. Yani bu eklemlerimiz, sen kapı gibi düşünün. Bunların yağa ihtiyacı var ama doğru yağa ihtiyacı var. Çam fıstığının yağının da çok kıymetli olduğunu söylüyor. Özellikle kahvaltıda falan uzmanlarımız. Ben de hayatıma soktum, çok memnunum, paylaşmak istedim. Allah'ın bize bahşettiği her şey yararlı. Her şey evet. Dozunda kullanabilirsin. Ne güzel. Her şey. Şimdi pilavımızı ilave ediyoruz. Pirincimizi daha doğrusu. Ne kadar pirincimiz var Ali'ye? 500 gram. 500 gram. Yarım kilo pirinçle yapıyoruz. Yarım kilo pirinç. Yarım kilo pirinçle yapıyoruz. Yarım kilo pirinci bir çay bardağı herhalde yaklaşık çam fıstığı, dolmalı fıstığı. İşte o yüzden düğünlük. Çam fıstığının kilosu kaçabiliyor. O yüzden düğünlük, özel günlerlik bu ara. Evet. Çok çok pahalı oldu ama bu lezzete değer yani. Değil. Kaç kişi yiyor çünkü? Çok kalabalığız. Çok kalabalığız değil mi? Evet. Biz de öyle. Bu özel günler için yapılan yemekler de öyle. Birlikte olunca bütün bunların hesabı yapılmaz hiçbir zaman hayatta. Evet, şimdi Açeli Hanım, beraber güzel. Her şey beraber tabii. Güzel. Sen bu yemeği tek başına yap. Hiç. Tek başına yersen hiç. O zevki alamazsınız. Hiç. İnanın yani insan yalnızken de tabii yiyor ama yiyor. Hani birlikte olunca bambaşka. Paylaşmak güzel. Paylaşınca. Paylaşınca güzel. Pirincimiz iyicene kavruldu. Kavruldu. Sonra etimizi alalım. Etimizi Açeli Hanım biz daha önce yayından önce biraz kavurduk. Vakitten kazanmak için. Hafif sadece yıkayıp kavurup
şey yaptı. Başka bir şey, evet. Bir işlem görmedi. Tamam. Burada yeni baharımız vardı. Yeni tarçın bahar. Koyacağım demiştin. Koyacağım. Hemen tarçınımızı da alalım. İç pilavın en belirgin lezzetlerinden biri tarçın. Hemen tarçınımızı da alalım. Bugün Ayça Kaya bizlerle birlikte, o yüzden dedik ki kaburga dolması dolduralım. Hazır Ayça bizle birlikteyken üzerine iç pilav yapalım. Hepsi diyetlik. Kadim, kadim. Şöyle yayında şu an sevgili arkadaşım geldi. Canım arkadaşım Ayça Kaya, Doktor Ayça Kaya. Çok değerli bilgileriyle birazdan bizlerle birlikte olacak. Canım benim. Bak farkındayım. Eli belinde dinledi şöyle. Ona vücut dili diyoruz Ayça'cığım. Haklısın ama az ve doğru zaman. Az ve doğru zaman. Aynen. O yüzden affına sığınıyoruz canım. Atilla Hanım, ciğerimizi de aynı şekilde hafifçe bir soteledik. O asıl suyunu verdi, çektik. Hı hı. Onu da bırakıyoruz. Ciğerimizi koyduk. Biraz da gel tarçın koyalım. Hı. Bu arada bugün bizler sevgili Ayça ile ne konuşacağız? Sevgili hamileler, lohusalar, menopoz döneminde olan kadınlar, antropoz döneminde olan erkekler ne yemeli, nasıl beslenmeli? Hangisi o dönemi geçirirken bizi rahatlatır? Çünkü biliyorsunuz Ayça da hep söylüyor, ne yerseniz osunuzdur diyor. O dönemi rahatlatacak, bizi daha anlamayacağımız bir şekilde geçirecek formülleri verecek. Özellikle hamilelikte biliyorsunuz iki can taşıyorlar. Dolayısıyla da başka bir sorumluluk var. Menopozda da kemik erimesi çok oluyor. Hepsini konuşacağız sevgili Doktor Ayça Kaya ile. Şimdi bir çay kaşığı da karabiber. Hı hı. Onu da ekliyoruz. Ya bu harika. Kuş üzümü. Kuş üzümü ilave ediyoruz. Şimdi hı hı. Kuş üzümü. Hı. Ve badem mi? Biraz da yeni bahar. Yeni bahar tabii. Bademi biz kaburganın üzerine. Kaburganın üzerine yapacaksın. Hmm. Burada da o meyan kökü. Aşlama ama... aşlama ne meyan kökü bu? Şaka yapıyorum. Ha, meyan... Neden biliyor musunuz? Güneyde haşlama derler. Aşlama derler. Ve sokaklarda satılır böyle sokaklarda ibikli satıcılar. İbiklerinin yanında böyle su bardakları vardır. Bilenler biliyordur. Bilmeyenlere hatırlatma ve öğretme olsun lütfen. Böyle oradan satılır. Çok faydalı bir şeydir. Güneyde Adana'da aşlama mıydı, haşlama mıydı Ekin? Birazdan söyleyecek. Orayı çok net hatırlamıyorum ama çok sağlıklı, çok sıhhatli bir tarif vereceğiz. Aynı zamanda şerbet de bir harika olacak. Kavurma işlemi bitti Açeli Hanım. Şimdi sıcak su alabiliriz üstüne. Sıcak su ilave edeceğiz. Hı. Dolu dolu. Kokusunu görüyor musun? Çok güzel. Muhteşem kokuyor. Aşlama mı haşlama mı? Aşlama değil mi? Ha. Meyan kökü aşlama. Aşlama tamam. Bak ben onu Ekin, hayır, Ekin de Adanalı da o yüzden sordum. He. Aşlamaymış doğrusu. Aşlama bu çok faydalıdır. Özellikle büyüme, böbrek değil mi? Böbrek şeyinde falan. Çok sağlıklı. Geçen gelişimde unutmuştum. Bu sefer unutmayalım dedim. Hı hı. Suyumuzu da ilave ettik ve artık pilavımızı pişmeye, daha sonra da demlemeye bırakacağız. O yüzden ben hemen tatlımıza geçelim derim. Ne dersin Aliyeciğim? Hemen. Hemen tatlımıza geçiyoruz. Tatlımız için neye ihtiyacımız var sevgili Aliye? Tereyağı. Evet. Fıstık. Tamam. Kadayıf. Kadayıf. Tamam, hemen alalım onları hemen da. Alalım. Getir bakalım. Bu tepsiye de ben bayılıyorum. Böyle birden Anadolu'ya gidiyorum. Hele şu dövme değil mi? Özel. Aa, Diyarbakır, evet, evet. Antep. Antep işi. İşi. Evlen, işlerinden. İşleri çok güzel. Tabii. Ne yapacağız? Söyle canım. Şimdi benim. Bunu açıp fıstık. Fıstık bırakacağız. Fıstık bırakacağız içine, saracağız. Güzel. Tamam. Ondan sonra ocakta kızartacağız Açeli tamam. Hanım. Tamam, üzerine canım. Şerbeti oh, alacağız. Oh. Evet. Açeli Hanım şöyle. Parçalar alıyoruz. Önce isterseniz tepsimizi yağlayalım. Yağlayalım. Tamam. Fıstığı içine mi koyacaksın? Fıstığı içine koyacağız. Tamam. Açeli Hanım biraz yağ fazla sürüyoruz. Öyle mi oluyor? Yani eritip koymuyoruz. Kadayıfın bir özelliği. Baklava gibi böyle dağlayıp üzerine tamam. Bocalamıyoruz. Hı hı. Bol tereyağıyla. Bol tereyağıyla. Hı.
fıstık, fındık, badem ne varsa, ne varsa koyabiliriz elimizde. Bugün çok güzel kadayıf dolması yapacağız. Dolduracağız kadayıfları. Kadayıf ne kadar güzel değil mi? Böyle kaşarla, pastırmayla doldur. Börek gibi oluyor. Börek ya da böyle benim bir arkadaşım geçen gün kavurmayla doldurmuş. İnanın o kadar lezzetli kavurmayla doldurdu. Hani dolma yapar gibi. Onu yumurtaya buladı. Kızarttı. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Yağımız biraz dolaptan yeni çıktı ya. Sürmesi biraz zorlaştı. Fıstığımız da geldi. Güzelce. Açalım. Bolca yağla tepsiye. Aşağıdan getirdim. Şimdi sıvazlıyoruz. Şöyle. Gel kolumuzu da sıyıralım canım. Evet. Elle olmasa bu şey olmayacak. Açalım. Aynen aynen. Özümsüyorsun işte yemeği. Fırçayla veya kaşık yardımıyla bu olmuyor. İşte mi? Buna ne deniyor biliyor musun? Tereyağı tepsiye yapıştı. Tereyağı tepsiye yapıştı denir. Başka hiçbir şey değil. Bu soğuk algınlığı bu seneki garip. Gerçekten garip. Paylaşmak istiyorum. Ekran başında da benim gibi rahatsız olanlar varsa geçmiş olsun diliyorum. Böyle ne denir? Hani yatırmıyor, süründürüyor. Öksürük. Yok göğüs doluluğu. Bol bol sıvı tüketin lütfen. Ben elimden geldiğince tüketmeye çalışıyorum. Bu arada sarıyoruz. Güzelce sardık. Biraz ışıklardan kurumuş bizim kadayıflar. Şöyle alabilir miyim Açelya'nı? Tabii bu çok yağlı. Yani diyenler olabilir Açelya çok yağlı ama özel günler için diyoruz. Her gün yemiyoruz Açelya'nı. Her gün yemiyoruz. Özel günler için az miktarda, doğru zamanda. Yediğimiz zaman da bütün tepsiyi bir kişi yemiyor. Yarım var mı? Var. Yok, yemedim. Bakın gördüğünüz gibi kameramız oynuyor bizi çeken. Gülüyor çünkü sevgili İsmet. Yiyen var mı? Ne oldu İsmet? Sarmak yani, ister misiniz Açelya'nın? En son ne zaman yedin İsmetciğim? Bir hafta önce. Ama çok kolay değil. Bakın şu kameraya kaç kilo? 10 kilo var değil mi? Omzunda taşıyor yani. Ye güzelim ye. Daha gençsin ye. Ye ama doğru zamanda ye. Normal tepsi kadayıfı. Açelya Hanım, santimleri ikişer parmak kaya kaya doldurulur, gidilir, hadi dönülür. Bakalım. Az vaktimiz bir tane, dolduralım, dolduralım. Bir tane de isterseniz siz sarın Açelya Hanım. Sarmak ister misiniz? Şimdi ben Ayça'ya gideceğim ya. En azından el işine gideceğim. Sonra Ayça'ya gideceğim. Peki. Sen bir sar o zamana kadar vicdanım rahatlar. Tamam. Çok güzel sarıyorsun. Teşekkürler. Evet. Çok güzel sar sar. Şimdi sen böyle bunları güzel güzel sararken izninle ben sevgili Hatice Hanım'ın yanına gideceğim. Bize çok güzel paspaslar süsleyecek. Bakalım neler neler öğretecek. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olasın. Hoş geldin Hatice'ciğim. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen canım. İyiyim. Sağ olasın. Bugün seni gördük daha da iyi olduk. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? İyiyim çok şükür. Çok şükür. Sizi görmeye iyi oldum. Evet. Kaç yaşında? 8,5 yaşında bir oğlum var. Arda. Allah bağışlasın. O da bizi seyrediyor bugün ya da seyredecek. Evet. Okuldaysa da Arda'ya buradan öpücüklerimiz olsun. Annem bize bir şeyler öğretecek böyle çok güzel. Neler evet. yapacağız bugün? Bugün ekran başındaki sevgili izleyicilerimize kapı önü paspas uygulayacağız. Uygun maliyetli. Ben başlayayım isterseniz bir yandan da anlatayım.
Bir de metiçek alıyoruz. Aldığımız metiçeği de yani çok uygun maliyette. 3,5 lira. Şimdi onu diyecektim. Bunu biz şimdi almaya kalksak süslü çok pahalı. Ama evde kendimiz. Evet evet kesinlikle. Aldığım çok paspas 13 lira. Kaç lira? 13 lira. 13 liraya yani paspası biz... aldık. Hadi onlar da tutsun 1 lira 2 lira. Bunu sen hazır almaya kalk. 55 lira. 60 liradan aşağı. Civarı değil. Kesinlikle. 50 liradan aşağısı aşağı yok. Al evde. Otur bak 2 dakikada. Şimdi silikonlu tabancayla. Evdeki kuru yapraklarla. Demetimizin yapraklarını öncelikle kesiyoruz. Hay canım. Yapraklarımızı yapıştırıyoruz alt tabakamıza. Çok pratik, çok kolay. Yani paspasa sınır değil. Yok ben. Çiçeklerimizi evimizdeki bütün objelerde kullanabiliriz. Kullanabiliyoruz değil mi? Ayna takımımız varsa üzerini çiçekleyebiliriz, süsleyebiliriz. Aklınıza gelen her ne varsa hepsini süsleyebiliriz kolaylıkla. Hem pratik hem de daha süslü güzel duruyor. Kadar evde benim böyle bir hobi torbam var. Eve mesela şey geliyor. Artık kız da alıştı benim Hatice. Evet. Hediye geliyor, kurdele geliyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Kurdeleyi çözüyoruz. Doğru o torbaya. Gün olur bir şey yaparız, bir hediye veririz. Evde kendimize bir şey yaparız diye. Siz de öyle. Çok güzel hediye paketleri geliyor. O paketler çok güzel aslında. Onları böyle kenara atıp üzerindeki fiyonkları ya da aldığınız bir aksesuar olarak aldığınız çiçeği sonradan... Ben bunu burada görmekten sıkılıyorum dediğiniz noktada. Alın bir tane silikon tabancasını, alın paspasını, yapıştırın üstüne. Bakın ne kadar güzel oluyor. Yani süsü seven tüm hanımların şu elinde silikon tabancası olmalı zaten. Evet, evet. İstediğimiz alanda istediğimiz uygulamayı yapabiliyoruz. Hı hı. Eşin bir çocukta mı kalıyorsun? Evet, bir çocuğum var. İkinci yok yani. Şimdilik yok. Şimdilik yok. Nasıl geçti hamileliğin? Hamileliğim kolay geçti. Kolay çok mı şükür. Geçti çok şükür? Kolay geçti. Hı hı. Lohusalık? O da bir sıkıntı yaşamadı benim. Yaşamadın hatta. Değil mi? Ama yediğine içtiğine dikkat kesinlikle. Ettin değil mi? Özellikle sevgili Ayça'dan öğreneceğiz. Doğal organik beslenmeye çalışıyoruz. Hı hı. Nerelisin Hatice'ciğim? Ardahanlıyız. Ay ne güzel. Bu arada ben büyük gülüm ve küçük gülüm etrafım bu kadar... Kısa sürede yani şöyle büyük bir şeyi, çiçeği şöyle açalım biraz daha. Evet. Sonra demetimizin içine tomurcuklarımız var küçük tamam. Küçük. Bunlarla da etrafını süsleyebiliyoruz. Tamam. Şöyle. Daha da süslemeye devam ediyorsun. Şöyle. Şunları kullanalım. Yeterli olacaktır onlar. Hem ev ekonomisine katkıdın oluyor kesinlikle. Aslında. Kesinlikle. Yani baktığın zaman. Evet işim oluyor bundan. Gelir elde etmiş oluyorum. Hı hı. Yaptığım işlerle ilgili. Çok o kadar güzel. Basit. Hemen harika oluyor. Az bir zamanda. Harika oluyor o kadar bakın. Kadar süslü kokoş bir paspasımız olmuş oldu. Hı hı. Çok güzel. Peki. Bir paspasın, şimdi paspas dediğinde işlevsel de bir şey baktığın zaman. Evet. Yani ne yapıyoruz biz paspasla? Ayaklarımızı silip öyle giriyoruz evin içine. Evet. Hani evlerin içinde olduğu için bu köşelere değil mi daha çok? Buralara falan kesinlikle. Değil dekoratif kenarlarına olduğu için. Hani dekoratif kenarları olarak. Süsleyerek çünkü orta alanı kullanacağımız için onlara dikkat etmek gerekiyor. Sonra bu kadar özeniyorsunuz olmuyor yani hani görüyorum ben bazen evet, çok evet. Büyük yapılıyor. Ama bu yeterli midir mesela paspas mesela, için? Dileyen isteyenler bu köşesini de kullanabilirler. Şöyle üçgen şeklinde de yapabilirler. Şimdi ben birazdan burayı da yapacağım. Bitmiş halini inşallah tamam. Göstereceğim Tamam hadi size. Yapalım. Tamam hemen onu da yapalım. Hadi size. Yapalım canikom. Şuradan gülümü rica edebilir miyiz? Neyi canım? Hemen kasamda gülüm var. Gülünü alalım. Beyaz bir gülüm. Tamam. Şu gülden. Ondan aldık. Bu arada Hatice yaparken, süslerken şunları görüyorum Hatice bunlar nedir? Onlar da ahşap boyama. Aslında yani, ahşap boyama da yapıyorsun değil evet, mi? Evet ahşap boyama da yapıyorum. Onu hobi marketlerinde çok kolaylıkla bulabilirler ahşabını. Pahalı bir şeyler çok bunlar. Çok uygun. Yani şu ahşap 10 liraya şu üzerindeki objeleri küçük objeleri ve harfler de var. İstediğiniz harfleri eşinizde olan harflerinizi kullanabilirsiniz. Onlar da 5 lira kadar bir 15 lira toplasanız maliyet var. Hem uygun hem istediğiniz hobi boyalarla istediğiniz renklerde boyayabiliyorsunuz. Yani hayal gücünüze bağlı istediğiniz zevkte istediğiniz şekilde. Çok güzel özellikle kapı duvardayken insanı gülümsetecek bir şey. Bence bu objeleri hem yapması güzel hem hediye etmesi güzel hem asması kesinlikle. Güzel hem bakması güzel hayat için çok karlı birbirimizi gülümsetmek mutlu etmek için çok karlı el işleri bunlar ben de çok seviyorum
Mesela ben hediyelerimi el emeğim olan ürünlerimden hep veriyorum. Öyle yani mi? Çok memnun kalıyorlar, mutlu oluyorlar. Yemeğin ilgisi olmuyor. Burada çerçeveler de orada çerçevemiz. Hı hı. Mevcut evdeki aynı takımımızı alıp hemen bir çiçekle süsleyebiliriz. Hı hı. Bunun içine resimlerimizi koyabiliriz. Yani mevcut şöyle çerçevemiz varsa hemen çiçekle süsleyebiliriz. Suplarımız var vesaire. Yani burada mesela sıkıldınız bir sene sonra bunu çıkarıp tekrar boyayıp farklı bir renkle evinizin dekorunu değiştirdiniz. Koltukları değiştirdiniz. Yapabilirsiniz. Bir de ben nasıl seviyorum biliyor musunuz? Onu da paylaşmak istedim. Böyle sehpaların üzerine böyle koyuyorlar. Yani asmak değil de böyle koyup belki içine böyle bir iki tane cam obje koyuyorlar. O camın rengi de alttaki tepsinin rengiyle bütünleşiyor. Çok şık oluyor. Bilenlere hatırlatma olsun. Bilmeyenlere de denemelerini tavsiye ederim. Kahve sunumu için tepsi olarak kullanabilirler. Kahve sunumu için de tepsi olarak bakın. Aslında bir ayna, bir çerçeve ama şöyle tek bir kahve sunumu için de çok güzel olabilir. Nasıl istiyorsunuz? Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Burada da suplaları görüyorum. Evet. Suplalarımız hasırdan, hasırları lekenleri yapabilir bayan ya da hazır mevcut satılıyor piyasada zaten herkes bilir. Hmm. Alıp çiçekleri hemen üzerine yapıştırıp yine aynı şekilde. Bu hasırları da kolalı hasır şeyiyle de yapılabiliyor tabii. Edebilirler. Bunu kendin mi ördün peki sen? Hazır mı aldın? Hazır. Hazır. Çok güzel ama. Ben süslüyorum daha çok diyorsun. Evet, süsleme kısmındayım. Evinde süslüyor musun böyle? Evet, çok renkli. Renkli bir evin var. Renkli ve süslü. Oğlun ne diyor? Mutlu. Mutlu. Alışkın annesine. Elinde de bir Hint kınası görüyorum değil mi? Çok güzel. Evet. Kendin mi yaptın? Evet. Yani her şeyimi kendim yapmaya çalışıyorum elimeyimle. Şimdi tomurcuklarımız araya. Evet. Hepsi bu kadar. Ay çok güzel oldu. Çok kısa zamanda bu kadar güzel süslü bir paspas elde etmiş oluyoruz. Ve bu çiçekleri dediğim gibi her yerde kullanabiliriz. Aklıma geldi. Buraya nazar boncuğu da koyabiliriz sanırım. Evet. İnciler bile olabilir. İnci. Şöyle kenarlarından inci dileyen, sevenler varsa. Çok güzel. Yok mu inci buralarda diye? Yok tamam. Bir dahaki sefere alırız. Ha var var var. Boncuk. Dur boncuk ben istiyorum biraz inci. Olur. Bak burada inci dedin de tek tek mi koparsak acaba? Ne dersin? Şey makas alacağım. Makası da alalım. Ben. Hı hı. Şimdi bu incilerin şeyleri var. Altları zeminleri düz olanlar var. Bayanlar bilir. Onlar daha kolay yapışıyor. Şöyle göstermelik ben size göstereyim. Ay dizi dizi. Şimdi o zaman sen bu incileri bizi böyle sıra sıra diziyorsun. Evet. Yayın sonrasında da bakıyoruz. Tamam, tamam mı canım? Ben göstereceğim inşallah. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ayça Kaya'nın yanına gidiyoruz. Ay ben de uzun zamandır görmemiştim. Çok özledim ben şöyle. Ben de çok özledim. Saçları çok güzel olmuş. Teşekkür ederim canım benim. Nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkürler. Çok iyi görünüyorsun. Sen nasılsın? O kadar gezdin, ettin, zayıflayıp gelmişsin Ayça'cığım. Yiyemedik. Yiyemedim, yiyemedim diyorsun. Herkesin çok alıştığı, hep derim ki yemek öğrenilmiş bir davranıştır. Yani Amerika'da doğsaydık o yiyecekleri sevecektik. Japonya'da doğsaydık onların sevdiği yiyecekleri çok sevecektik. Doğru. Ama topraklarımızla doğduğumuz için kuru fasulye pilav gibisi yok yani. Ya öyle oluyor, çok katılıyorum sana. Bir de yemeklerle duygusal bağlarımız da oluyor tam da bunun üzerine. Anneniz dolmayı çok güzel yapıyorsa, annenizin dolmasını seviyorsanız hep dolma çekiyor canınız. Evet. O ana dönüyorsunuz, o mutluluğa dönüyorsunuz. Biz duygusal bir ülkeyiz değil mi Ayça? Kalbimiz yemeklerde de var yani, bağlantılarımız var. Aslında biz yemek yaparken de çok çaba sarf ediyoruz. Açeliyeciğim mesela hani bu yaprağı alıp da içerisine pirinçle bulgurla doldurup sarmak ne kadar uzun bir zaman. Hepsini hem elimize hem yüreğimize hem gönlümüzü koyuyoruz. Bizim tencere yemeklerimiz bence dünyada bunlar gibisi yok yani. Ben hep onu söylüyorum. Anadolu mutfağı yani dünyada 1-2'de yani 3 diyorlar ama bence 1 ve 2'de yok ki. Hani baktığında Avrupa'nın yemeği ne var ki? Birkaç tane yemeği var. Bizim kaç tane var? Şimdi bir gün bir anımı anlatayım sana. Eşimle İngiltere'ye gitmiştik. Sonra bir şekilde uçağı kaçırmak üzereyiz. Metroları greve gitmiş. Biz de metroya göre plan yapmıştık. Tabii ki elimizde bavullar, indik otobüse bindik filan. Son anda havaalanına geçtik ama nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Oradaki görevlilerden biri koşarak yanımıza geldi. Siz Türk müsünüz dedi. Biz evet dedik. Ondan sonra ben size yardım edeceğim dedi. Çantaları kaptı. Biz şaşırdık böyle. Sonra şey dedi. Ben dedi geçen sene İstanbul'a gittim dedi. Yemeklerinizi o kadar sevdim ki dedi. Ay canım benim. Türkiye ile ilgili ne olursa dedi. Böyle gönlümü vermek istiyorum size o dedi. O zaman doğruymuş. Hepimizin
mideden geçiyor aklına gider. Doğru zamanda doğru yerde değil miktarını. Evet. Ve hak edişlerle evet, başlıyor. Diyet listesi yok, yok ama farkında olarak evde yaptığımız yiyecekleri biraz düşünerek bizim burada verdiğimiz püf noktalarla daha sağlıklı aynı lezzeti bulabileceğiniz tarifler hazırlamamız mümkün. Mümkün. Ayça'cığım birçok konuyu konuşacağız. Hayatımızdaki dönemleri konuşacağız ama biz bugün ekipçe hamilelikten başlamak istedik. Hayatımızda en gülümsediğimiz dönemlerden bir tanesi. Kaygılar, korkuların hepsini sevgiyle örttüğümüz bir dönem. Evet, kaygılarımız, korkularımız oluyor ki sevgiyle ama biz hiçbirini görmüyoruz. Çünkü dünyaya bir evlat getirmenin kutsallığına inanıyoruz. Bu arada doğru beslenip de bunu desteklememiz gerekiyor. Öncelikle doğru mu düşünüyorum? Çok doğru düşünüyorsun Açeliye'cim. Şimdi burada şu konu çok önemli. Bir insanın hayatında kilo olacağı özellikle hanımlar için bazı zamanlar vardır. Evlilik hemen sonrası, gebelik sonrası, lohusalık ve sonrası, emzirme dönemi ve ne menopoz. Bugün biz bu programda işte bu 5 konuya birden el atalım. Ve bir hanımın özellikle gebelikten başlayan lohusalık döneminde ve menopoz döneminde yaşamında alacağı önlemlerle kilo yönetimini nasıl yapacağını söyleyelim bence. Söyledim. Yani o duruma hazırlanmayı öğreteceksin de bize aynı zamanda. Şimdi gebelik deyince birçok hanımın içinde hemen çok istiyor ama diyor ki yani bana gelen hastalarda da bunu görüyorum. Hocam bir 10 kilo vereyim de ondan sonra gebe kalayım. Nasıl olsa kilo alacağım. Ya da bazıları da şunu yapıyor. Nasıl olsa işte hamileyim, hayatım boyunca diyet yaptım. Yiyeyim gitsin, nasıl olsa veririm şeklinde. Ben de diyorum ki aman ha aman, bu endişelenecek bir durum değil. Hayatınızı asla ikiye ayırmayın ama doğru beslenme yöntemleriyle gebelikte yeteri kadar kilo olarak, hatta çok kilolu insanların hiç kilo almasına gerek yok. Mesela 100 kilo ve üzerinde hamile kalmış bir insan hiç kilo almadan gebeliğini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilir. Bizim önerimiz minimum 6-7 kilo, maksimum 10-12 kilo olacak şekilde bir annenin 9 ay boyunca beslenmesini ayarlayarak kilo kontrolünü yapabileceği üzere. Yani o zaman benim anladığım şunu söylediğinden, bizim kilo stoklarımız ve vücudumuzdaki stoklar aslında bir bebeği besleyecek sadece bizim, yani mesela 100 kilo bir anne, hani kilo almadım çocuğum gelişmiyor diye bir şey yok. Yok. Normal çocuk, güzel beslendiği çocuk zaman. Çocuk içinizdeki parazit gibidir. Yani parazit nasıl? Siz hiçbir şey yemeseniz de depolarınızı kullanır ve gelişir. Mesela Afrika'daki gebeleri düşünün. Canım, orada evet. Doğan bebekleri düşünün. Hani bir şekilde 2,5 kilodan 4 kiloya kadar orada da yine çocuklar doğuyor. Ama artık beslenme bilimi o kadar ilerledi ki biz gebe bir kadının yani bir annenin yanlış beslenmesinin içeride meydana gelen yavrunun DNA'sını etkilediğini biliyoruz. Mesela şeker canım tatlı istiyor. Evet. Bir atasözü vardır. Ye tatlıyı doğur atlıyı diye. Evet, ye ekşiyi doğur Ayşe'yi, ye tatlıyı doğur evet. Atlıyı. Ekşiyi yesinler, Ayşe'yi doğursunlar da tatlıyı yiyip atlının genetiğini bozmasınlar diyorum. Çok güzel. Çünkü burada gerçekten şeker ihtiva eden her şey. Şunu da diyebilirsiniz. İşte ben çayıma şeker atmıyorum, kahveme şeker atmıyorum. Ama gizli şekeri yüksek yiyecekler üzerine farkında olmamız lazım. Çok doğru. Reçel. Bakın şeker koydunuz. Dondurma içinde şeker var. Ne içtim? İşte kutu meyve suyu içtim. İçinde şeker var. Yani şeker oranı yüksek bir yiyecek yemek, içinde beyaz şeker olan bir yiyecek yemek eşittir çocuğunuzu zehirlediniz demek. Bu kadar katı olmak çok istiyorum. Çok net konuşuyorsun. Bu kadar katı olmak istiyorum. Çok affınıza sığınıyorum. Yok. Gebeler ve lohusalar, emzirdiğiniz için. Süt, bebeğinize geçen süt işte bu kadar çocuğunuzun yapısını etkiliyor. Lütfen şeker ihtiva eden hiçbir şeyi sofranıza koymayın. Peki hamilelerin normalde ihtiyaç duyduğu besinler nelerdir? Aslında hepimizin ihtiyacı olan besinler. Açeliyeciğim burada protein, karbonhidrat ve yağ dengesine dikkat etmek gerekiyor. Ana fikir herkesin evinde uygulayabileceği şekilde bazı püf noktaları vereyim ben. Gebelik planlayanlar, gebe olanlar lütfen bu önerilerimi yapsınlar. Bir, lütfen dışarıdan hazır bir şey yemeyin. Evinize dışarıdan bir şey ısmarlamayın. Evde kendiniz yemek yapın. Yemekte kullandığınız malzemeleri mevsiminde olacak şekilde pazardan, manavdan alışverişinizi yapın. Üç, unlu yiyecekleri mümkün olduğu kadar evinizde yapmayın. Pasta, börek, kek, kurabiye değil. Dört, şu ana fikirden vazgeçin. Ben iki kişiyim, vücudum iki canlı, iki kişilik yemeliyim. Böyle bir durum yok.
Bir buçuk kişilik. Bir buçuk kişilik. Yani hamilelik hayallerimizi tekrar Ayça Kaya yoğuruyor sevgili seyirciler. Çocuğumuzun sağlığı için şaka bir yana daha sağlıklı bireyler yetiştirebilmemiz için zeka gelişiminden tutun bedenine kadar aslında hamilelikte önemli bir süreç değil mi? Bunları evet. belirlemek için. Yani sadece genetik şifre değil, bizler de yediğimiz, içtiğimiz ve davranışlarımızla yön verebiliyoruz bu duruma. Ve bebeğin doğduğu zaman sevdiği yiyecekler de aslında sizin hamileliğinizde daha sık tükettiğiniz yiyecekler. Hmm. Mesela canım çok tatlı istiyor deyip bir paket çikolatayı yerseniz, çocuk da doğduğunda çok rahat, büyüdüğünde o çikolatayı sevebilir. Hmm. O nedenle paketli ve uzun ömürlü yiyeceklerden muhakkak uzak durmak lazım. Çünkü bunların üzerinde çok fazla koruyucu maddeler var. Mesela Çelecim bir kek yapıyoruz evet. evimizde. Üçüncü gün yiyemiyoruz. Bayatlıyor. Evet, bayatlıyor. Ama paketli bir keki aldığınızda bir sene sonra bile açın yiyin. Yani o yediğiniz yiyecek bir endüstri. Aslında bir yiyecek değil, bir besin değil. Besleyici yiyecekleri düşünmek lazım. Bir yiyeceği elinize attığınızda durun. Düşünün ve davranın diyorum. Üçte. Aa, bir daha bu çok güzel, çok hoşuma gitti. Durun, düşünün ve davranın. Şimdi durdum, ceviz. Yiyeyim, yiyeyim mi yememe. Şimdi bak dur, birinci nokta. Yiyorum değil mi? Dur. Durdum. Şu anda aç mısın? Aldım. Dur. Durdum. Şu anda düşün. Düşünüyoruz. Aç mısın değil misin? Değilim. Ama biraz açım. Biraz açsan bırak. Birazdan yersin. Açım. Ertele. Açsan ye. Açsan yiyin. Ye. Çünkü ceviz. Ceviz. Düşün bu ceviz nasıl bir yiyecek? Yağ doğal. Oranı yüksek bir yiyecek. Doğal bir yiyecek. Kalbimizi koruyacak bir yiyecek. Hı. Pekala. Davranalım kaç tane yiyelim? 3 tanesi yeter. Tamam. Hemen mi yiyelim? Böyle ufak ufak mı yiyelim? Ben küçük küçük yemeği küçük her zaman küçük yiyelim. Tavsiye ki ederim. Çok yiyormuşuz diye düşünüp 3 tane de doyalım. Lezzetini alalım. Yutmayalım. Bu da çok güzel. Yutmayın. Lezzetini alın. Biz yutuyoruz değil mi? Yutuyoruz. 3 kere 5 kere çiğneyip götürüyoruz. Ama birçok yapılan araştırmada bir yiyeceği 20 kere çiğnemek içerideki midenizin, pankreasınızın, safra kesenizin, karaciğerinizin, bağırsaklarınızın daha kolay iş görmesini sağlıyor. Ve bu durumda ne oluyor biliyor musun? Biz sindirim sistemi organlarımızı ne kadar sık ve çok çalıştırırsak evet. o kadar çabuk yaşlanıyoruz. Şimdi bizim sen vücudumuzda... de ben de bizi yormayanı sevmez miyiz? Değil mi? Severiz yani hayatta yorulmadan hani emek verelim ama çok aşırı yorulmadan yaptığımız işler daha keyiflidir. Tabii o yüzden biz de midemizi bağırsağımızı daha biraz keyifli iş yapsınlar doğru, diye doğru. ağzınızdaki lokmaları 20 kere çiğnemeye çalışın. Bunu yaptığınızda şunu göreceksiniz. Bir, daha çok lezzet aldığınızı anlayacaksınız. Düşüncelerimizle yiyeceği yiyeceğiz. İkincisi sindirim problemlerinizin daha az olduğunu göreceksiniz. Daha az hava yutacaksınız. Gaz probleminizden kurtulacaksınız. Bugün gaz, hazımsızlık bu problemlerin de en büyük nedeni hızlı yemek sırasında yutulan havadır. Bir de bu şimdi bağırsaklarımızı da çalıştıracağı için özellikle hamilelik döneminde ben de kendi adıma çok yaşadım. Biraz daha bağırsak hareketlerimiz yavaşlıyor. Dolayısıyla da çiğnemek önce en büyük doğal yemek çiğnemek. Ama yine de bir tarif versen hani hamilelerimiz için. Şimdi gebelikte için. Tatlı ihtiyacı evet. da çok olur. Ben oluyor, burada oluyor. Size çok güzel bir tarif vereceğim. Oluyor. Ne yapıyoruz Ayçeciğim? Bak şimdi duruyoruz, düşünüyoruz, davranıyoruz. Tamam. En sağlıklı malzemeleri kullanıyoruz. Mesela incir, kuru incir. Çok iyi bir lif kaynağıdır. Evet. Kalsiyum açısından son derece zengindir. Ne doğru mu onu ister misin canım? Aslında şöyle yapalım istersen. Bunları istersen? Bütün bütün koyalım şöyle. Tamam. Bu yalnız 2-3 kişilik bir tarif. Ona göre hepsini bir oturuşta yemiyoruz dostlar. Ve içerisine muzumuzu ilave ediyoruz. Sonra çatalla bir güzel eziyoruz bunları. Bakın içerisinde doğal yiyecekler. Ekin diyor ki bana sana ayırayım mı? Ben böyle sağlıklı şeyler yapılınca diyorum ki sakın bana mutlaka ayırın içinden diyorum. Bak şöyle eziyoruz. Elinizde blender varsa blenderla da yapabilirsiniz. Ha canım. Şimdi tabii ben bu ya, ben video şartlarında canımsın. Ver canım. Evet böyle güzelce. İziyoruz. Mesela muz aynı zamanda çok iyi bir potasyum kaynağıdır. Çoğumuz muz yemekten korkarız. Kalorisi hep yüksek diye düşünürüz. Evet. Her yediğiniz her yiyeceğin su hariç tabii ki muhakkak bir kalorisi tabii. var. Yarım muz yediğinizde bu bir elma yediğiniz kadar bir kalori vücudunuza girer. Muz aynı zamanda potasyum açısından zengin olduğu için Açelya'cığım tansiyon problemi yaşayan hastalarda özellikle çok işe yarar. Mesela buna biraz da yoğurt ekleyelim üzerine. Yoğurt gebelikte özellikle çok iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Evet. Bebeğin gelişimi için, annenin kemikleri için. Evet.
hamileler için. Bak evimizde özellikle olan malzemelerden muz aslında ve hepimiz için ama hamilelik döneminde bağırsak hareketlerini de hızlandırmak için. Çok tansiyonu dengelemek için, evet. Ödemleri azaltmak için. Hı-hı. Ben şöyle Hı-hı. eziyorum. Bunları böyle birbirine karıştırıyoruz. Ha, biraz da şekil versen pasta diye yerim ben bunu. Pastadan güzel, emin ol. Söylüyorum. Bak içine hiç şeker koymadık, Hı-hı. yağ koymadık, un koymadık. Evimizdeki doğal malzemelerle çok pratik ve çok lezzetli Hı-hı. ve çok besleyici bir tarif yaptık. Hı-hı. Çok da güzel görünüyor. Vallahi harika tarifler veriyorsun Ayçeciğim. Canımsın. Peki bunu ne zaman yiyeceğiz? Biz bunu yaptık. Acıktığınızda yiyeceksin. Öyle mi? Sabah akşam koyalım. Fark ediyor mu? Hiç fark etmez ama tabii ki meyve grubu yiyeceklerin akşam yemeğinden sonra yenilmesini önermiyoruz. Çünkü Hı-hı. kan şekerini çok yükseltiyor. Hı-hı. Şöyle bir servis kabına alayım ben bunu. Bakın Hı-hı. bu kadar yemeniz yeterli. Tamam. Ölçüyü de göstereyim. Ölçüyü de göstereyim. Ayça. Sonra bunun üzerine... Az da değil şöyle bunu değil mi bayağı güzel. Bu bir bardak süt bir meyve çok değişimlerine güzel. Kullanılabilir. Üzerine biraz şöyle tarçın ekliyorum. Ay Ayça ne yaptın harika bir tarif. İyice tatlı isteğimizi azaltsın diye. Sonra üzerine biraz da çiğ fındık ya da çiğ badem eklediğinizde bu da dengeli yağ asidi olduğu için uzun süre tok kalmanızı sağlar. Gebeyseniz, hamileyseniz, canınız tatlı istiyorsa işte size harika. Tarifimiz. Ben burada devam ettim boşa gitmesin diye. O kadar güzel bir tarif ki. Bak Ekin de gülüyor bana. Şimdi ben sana bir tattırayım mı? Şimdi bak bunlar o kadar lezzetli ki birbirine böyle bir yakışıyor. Muz, incir ve yoğurdun birlikteliği. Kan şekerini de kim çok demiş hızlı. Ayça Kaya yedirtmez diye. Elleriyle yedirtiyor. Elleriyle bakar mısın? Afiyetler olsun canım arkadaşım. Özendirmek gibi olsun hemen alın çünkü bir şey değil yani bir yarım muz, bir incir mutlaka yapın çok güzel. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Çok sağlıklı, tartışmaz. Çok güzel. Şeker ihtiyacınıza birebir. Tansiyonunuzu dengeleyecek, şişliklerinizi azaltacak, sindirim sorunlarınıza çare olacak ve tatlı isteğinizi yok edecek. Ama en önemlisi sizi ve bebeğinizi besleyecek bir tarif. Çok güzel, çok güzel. Bu arada yine sevgili Lesevin, Lesevinli çocukların 2 ve 8 Kasım haftası. Onların haftası. Onlar bizim çocuklarımız, canlarımız. Bütün çocuklar bizim. Sadece bizimkiler bize emanet. Aslında hepsi bizim. Hepsi bizim. Tekrar anımsamak istedim ve hatırlatmak istedim. Yardımlarınızı, desteklerinizi, sevginizi her şeyden önce bekliyorlar. Canlarımız bizim. Onlara kocaman öpücükler. Evet, şimdi bunu yaptık güzelce. Bağırsaklarımızı da çalıştırdık. Demek ki bizim hamilelik sırasında kafamızda yazacak cümle şu. İki kişilik iki canlıyım yemeyeceğim. Artık hamileyim istediğimi yerim içerim böyle bir durum yok. Ay hamileyim hiçbir şey yemeyeyim böyle bir durum yok. Yapacağımız şey hazır gıdalardan uzak duracağız. Evde mevsiminde taze sebze meyveleri yapacağız. Raf ömrü uzun yiyeceklerden uzak duracağız. Bir de karbonhidratlara karşı biraz dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Yani nedir bu karbonhidrat yiyecekler diye baktığımızda içinde pirinç olan her şey. Dolmalar, sarmalar, bulgur, çiğ köfte, içli köfte, kısır, unlu mamuller, pasta, şeker, patates, makarna. Bu yiyecekleri aynı anda birlikte yememeye özen gösterin. Nasıl aynı anda? Yani mesela etli patates yanına pilav önden ekmek değil. Yani tek karbonhidratınız olsun. Yani mesela sofrada. Tavuk ama pilav olabilir tavuk değil mi? Tavuk ve pilav ama çorba, tavuk, pilav, ekmek değil. Değil. Tavuk ve pilav yanına güzel bir salata, yanına güzel bir cacık afiyet olsun. Afiyet. Ama önden tavuk suyuna çorba, yanına patatesli tavuk, yanına pilav, yanına ekmek, üstüne de sütlaç yerseniz... Ya Madonna bile olsanız kurtulamazsınız değil mi? <yani. gülüyor> O kadar spora diyorsun olmaz, olmaz yani. Biliyorsun olmaz. Sabah 9'da. Öğlen 12'ye kadar her gün spor salonunda. Spor yapıyor ama görüyorsun ne kadar genç ve iyi duruyor. Tabii. Yani bugün de bugün gerçekten egzersizin bir ilaç olduğunu biliyoruz. Tam da Madonna demişken çok da güzel bir konu açtım. Ben kilo almaktan korkan anneler ve kilo almayı umursamayan anneler kadar fit gebelik diye de bir şey var. Birçok anne hani diyor ki ben diyor fit ve sadece ufacık bir karnım olacak ve yemek yememeyi tercih ediyor. Bunun çok örneğini görüyoruz toplumda. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Açıklar mısın? Yani burada da mesela bu annelerin kilo kontrolünü yapmak üzere bilinçsizce tek yönlü beslenmelere geçtiğini görüyoruz. İşte vejetaryen beslenme yapıyorlar ya da sadece protein ağırlıklı beslenme yapıyorlar.
Bunları yaparken ne oluyor biliyor musunuz? Bebek yine bir şekilde parazit gibi içindeki her şeyi alıyor. Ama bu annelerde kemik kırığı, osteoporoza yakalanma riski, gebelik komplikasyonları, diş kaybı, saç kaybı, ciltte kuruma. Yani çocuğu doğuruyorsunuz ama saçlarınızın yarısını kaybediyorsunuz. Ya. Tek yönlü beslenmeyi asla önermiyoruz. Özellikle 12. haftadan sonra yediğini içtiğine kişinin çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Yediğiniz yiyecekler çocuğunuzun DNA'sını bile etkiliyor dediğim gibi. Şekerli yiyecekleri kesinlikle sofraya koymamak gerekiyor. Ama karbonhidrat, protein, yağı dengeli. Allah'ın yarattığı yiyecekleri sofraya koyun, kulun size sattığı yiyeceklerden uzak kalın diye daha da bir kestirme yapalım. Hatice yani. Hanım da biraz önce el işimizi yaptı. O da anne ve hamilelik sürecin nasıl geçti Hatice'ciğim? Çok rahat geçti. Kilo aldın mı? Yok, çok az. Yani 14 kilo almıştım. Bol su içiyordum. Yani günde bir saat mutlaka yürüyüş yapıyordum. Yediklerime çok dikkat ederim. Mesela hazır içecekler tüketmiyoruz biz de. Şey diyorum, içeceğimiz komposta diyorum. Ben kompost hep yaparım taze meyveyle. Evet. Ya işte püre yaparım suyuyla ya da işte meyveli kompost. Çok yemedin ama değil mi yani o dönem böyle dikkat ettin kendine. Tabii kesinlikle dikkat ettim. Sen nasıl geçirdin? Ben hamileliğimi çok güzel geçirdim. Çok yürüyüş yaptım. İlk 4 ay çok güzel yoğurt, bol yoğurtlu, kalsiyumlu. Bir de ben tatlı göremedim. En sevdiğim şeyleri. Tabii kızı doğurdum. Herhalde ondan. Kahve en sevdiğim şeyi içemedim. Dolayısıyla ilk 4 ayım çok güzeldi. Toplamda 12 kilo aldım ben. Fakat sonra emzirirken evet, çok kilo aldım. İşte burası soru işareti. Çok kilo attım. Geçen bir hastam şunu söylüyor. Doktor hanım diyor, gebeliğimde diyor 10 kiloyla bitirdim. Ama gebelik sonrası bütün çevrenin bana impoze ettiği şey şuydu. Ay bebeğe süt geliyor mu? Ay bebeğin sütü olsun. Evde diyor lohusa şerbetleri kaynatıldı, reçeller yapıldı. Habire bana tatlı yedirildi. Çocuğa süt vereyim diye. Ben lohusalık dönemimde 30 kilo aldım. Ben de tam lohusalık. Ben de her şeyi çok yemekten aldım. Mesela meyve çok yedim. Yani bir tane iki tane yemedim. Yarım kilo erik yedim. Yani çok yedim. Ama genelde birinci el doğadan yemeye çalıştım. Ama öyle baskılarla çok karşılaştım. O dönem bana börülceyi çok önermişlerdi. Bir de soğanı çok önermişlerdi. Soğan, börülce ve bulgur pilavıyla 2 yılda emzirdim çocuğumu. Evet, bizim de tam böyle bir tarifimiz var. Tarifimiz var gerçekten. Evet. Gördüm börülceyi orada ama. Süt arttırıcı börülce tarifimiz var. Gerçekten bu dönemde tatlı süt salgılanımını arttırmaz. Su süt salgılanımını arttırır. Siz tatlı yedikten sonra susadığınız için ve su içtiğiniz için sütünüz çok geliyor. O nedenle tatlı yemek zorunda değilsiniz. Ben kendi evimde kaynatılan lohusa şerbetinden bir yudum tadına baktım. Annem çok şaşırmıştı. Ya kızım iç işte lohusasın falan böyle. Anne bu yeterli benim için deyip gelen misafirlere dağıtmıştık adet yerini bulsun diye. Ama o bir çay bardağı lohusa şerbeti 5 dilim ekmeğe tekabül eden bir kalorisi var. Çok fazla yani. Evet yani. Bir de çocuğunuzu ne kadar çok emzirirseniz o kadar fazla sütünüz olur. Evet çok doğru. Emzirmek ve su içmek burada ki anahtar. Bir de Ayça'cığım sana sormak istiyorum. Ben onun çok yararını gördüm. Eşim çok destek oldu, uyuttu beni. Uyumak evet. Da sütümüz çok arttırdı çok benim. Yani bebek bende değilken hep uyuttular beni ki orada baktım ki sütüm çoğaldı. Naçizane yaşamış bir anne olarak. Çok doğru çünkü prolaktin hormonu süt hormonu ve ne kadar rahat olursan prolaktin hormonun o kadar çok salgılanır. Ne kadar çok emzirirseniz prolaktin hormonunuz o kadar çok salgılanır. Ne kadar çok su içerseniz o kadar da daha çok sütümüz olur. Bu kadar konuştuk hamileler için bir tarif yaptık. Eşim de lohusa dönemi için yapsak. Hadi yapalım. Yani? Hadi yapalım. Sütü olsun. Bol bol lütfen emzirin. Artık bütün doktorlarımız söylüyor. Anne sütü kadar kıymetli hiçbir şey yok bu dünyada. Evet. Emzirebilen lütfen emzirsin. Şimdi ne yapıyoruz Ayça'cığım? Burada yine bir salata tarifi vereceğim ama salata deyip geçmeyelim. Artık mutfaklarımızda salatayı ana öğün olarak kullanma zamanı geldi. Geldi, çok doğru. Günde bir kez öğlen ya da akşam yemeğinizi salata olarak değerlendirebilirsiniz. Burada salataları da çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Ben size kuru baklagilli, kuru börülceli bir salata tarifi vereceğim. Kuru börülce aslında ben evlendikten sonra tanıştığım bir yiyecek. Biz çok bilmeyiz. Muğla, Milas yöresinin, Ege yöresinin bir yiyeceği. Ama benim çok sevdiğim bir yiyecek gerçekten. Hem protein hem karbonhidrat değeri olan, demir ve lif açısından çok zengin bir yiyecek çok gerçekten. Güzel. Bol bol süt yapacak bir yiyecek. Bir su bardağı kadar kuru börülcemi koyuyorum. Çok güzel bir tarif veriyorsun Ayça. Ah canım. Benim artık canım böyle şeyler çekiyor. Değil mi?
İşte yemek öğrenilmiş bir davranıştır evet, diyoruz ya. Yavaş yavaş doğru beslenmeyi öğrendikçe doğru yiyecekleri de daha çok seviyoruz. Mor soğan antioksidan kapasitesi çok yüksek bir soğan. Yani bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirici, hücrelerimizi temizleyici özelliği olan bir yiyecek. Ve tabii ki mor lahana bir numaralı süt yapıcı. Biraz gazınız olabilir bunu yedikten sonra. Bunun için ne yapacaksınız? Kimyon. Ve rezene çayı. Rezene, anason. Anason. Bunları üzerine içebilirsiniz. Mor lahana. Ve közlenmiş kırmızı biberimizi üzerine koyuyoruz. Rengarenk bir salatamız oluyor. Bakın morlar, kırmızılar, yeşiller hepsi iç içe geçiyor. Bu kırmızı biber aynı zamanda bağırsak da dostu değil mi? Bağırsak dostu, cilt dostu, yaşlanmanın. Şimdi yaş ileriye gittikçe hep biz daha yaş alacağız, az yaşlanmayacağız. Bunun üzerine çalışıyoruz. Yeşil soğanımızı koyuyoruz süt artırıcı olarak. Ve tabii ki maydanoz ve nanemiz de koyuyoruz. Bunlar da çok güzel tat veriyor. C vitamini açısından çok zengin. Bunları da elimle hemen şöyle doğrayıveriyorum. Ve nane koyuyorum. Ve tabii ki ceviz, omega 3 kaynağı. Yani bu aslında emziren anneler için çok güzel bir tarif ama hafif kilo almış ya da kilo almış, kilo vermek isteyen birçok kadın erkek herkese de önereceğin bir tarif değil mi Ayça'cığım? Evet, hani diyorum ya bir öğününüz salata olsun. Bu öğünde de işte kuru baklagille ya da ton balıklı ya da peynirli, avokadolu çok farklı tarifler yapabiliriz. Akşam öğününü mü önerirsin, öğlen öğünü akşam mü? Öğününü akşam önerir. Öğününü salata olarak. Ne kadar olarak hafif geçirirseniz o kadar iyi olur. Üzerine bolca limonumu döküyorum. Çok güzel. Biraz zeytinyağımı ekliyorum ki bu C vitaminleri içindeki yağda çözülen A, D, E, K vitaminleri iyice emilsin. Ayçakaya'nın ellerinden harika bir salata görüyoruz şu an. Sonra üzerine biraz daha nar ekşimizi şöyle bir ekleyelim. Şimdi onu güzelce bir karıştıralım. Sen yaptın, ben karıştırayım arkadaşım. Görüyor musunuz renklere bakın. Ben bir yemek tablo yaptığımda renge çok önem veriyorum biliyor musun? Çok haklısın canım. Açeyle. Çünkü bu renklerin içerisinde her biri birbirinden bağımsız, yaklaşık 2000'in üzerinde fitokimyasal dediğimiz vücudu bağışıklık sistemini destekleyici maddeler var. Ya şunu görmek bile doyuruyor insanı, mutlu ediyor. Yani kalbi de uyuyor. Evet, gerçekten evet. Bu renklere bakar mısınız? Doğanın renkleri hepsi bizde, salatamızda. Ayça çok güzel bir tarif verdin. Evet, lohus anneler için çok kıymetli çünkü içinde börülce var. Börülce sütü arttırıyor Ayça Kaya'nın söylediği gibi ama hani bizler için de çok güzel bir tarif oldu. Evet. Ben de değerlendireceğim hayatımda. Tek öğün salata. Tek öğün salata olsun. Evet. Peki ne kadar yiyelim? Salatada sınırımız var mı? Şöyle çiğ yağ, yağını dengeledikten sonra istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Hiç sorun yok ama içerisine koyduğunuz protein miktarına dikkat edin. Hı hı. Mesela bir kişi için bir çay bardağı kuru börülce haşlanmış bir olarak çay yeterli. Bardağı. Ama bir su bardağı yediğinizde yine 4 dilim ekmek yemiş kadar kalori alıyorsunuz. Görüyor musunuz? Her şeyimiz. Hayat da öyle değil mi? Biraz denge, biraz dikkat. O zaman her şey daha güzel oluyor. Ayça'cığım çok güzel bir tarif verdin sevgili lohusalar için. Ben artık yavaş yavaş yaşı biraz ilerletiyorum. Hamile kaldık, doğum yaptık, doğum sonrası sütü için verdin. Biz hanımların biliyorsun menopozu, erkeklerin de antropozu var. Menopozda biz antropozda çok bilmiyorum. Öncelikle onu sormak istiyorum. Erkeklerde daha böyle kemik kaybı oluyor mu? O konuda çok hakim değil ama menopozda çok duyuyorum ki hormonlardan dolayı bir böyle şey oluyor, kemik erimeleri işte kan. Bütün hayat değişiyor aslında. Ama sorularımız varmış yaşam. Acaba onu anlatmadan önce soruları tamam, mı sorsak? Sorulara bakalım. Sevgili rejim hemen göndermiş seyircilerimiz sağ olsunlar. Bir sorum var hashtag ile bizlerle birlikte oldu. Gülcan Hanım, sabah kahvaltısında 11'de yapan bir insana yatana kadar nasıl beslenmeli? Yani akşam yemeği saati değişir mi? Sabah ne kadar aç uyanıyorsanız o kadar doğru besleniyorsunuz demektir. Hiç fark etmez. Sabah diyelim ki 10'da kalkıyorsunuz, 11'de kahvaltınızı yapıyorsunuz. O zaman günde 2 öğün beslenebilirsiniz. 11-12 arasında güzel bir kahvaltı. Öğleden sonra 3'te 4'te acıktığınızda bir fincan sütlü kahve içebilirsiniz. Akşam 5-6 gibi de akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. 3 öğünü
geçmeyin. Eğer 11'de kalkıyorsanız. Akşam yemeğinizi ne kadar hafif tutarsanız o kadar sağlıklı beslenirsiniz. Sabah ne kadar aç uyanıyorsanız da o kadar doğru yapıyorsunuz demektir. Fatma Hanım göndermiş. Fatma Orhan. Merhaba, 5 aylık hamileyim ve diyabet hastasıyım. İnsülin kullanıyorum ve birçok şey yiyemiyorum. Doğru. Bu incirli tarifi şekeri yükseltir mi Ayça Hanım? Bir de şeker hastaları için karbonhidrat sayımı hakkında bilgi verebilir misiniz? İyi günler. Evet. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, şeker hastalarının özellikle insülin kullanan diyabetiklerin ya da gebelikte gizli şekeri ortaya çıkanların aslında bu konuda çok önemli biliyor musun Açeli'cim? Bayağı bir polemik yaratıldı geçtiğimiz yıllar içerisinde Türkiye'de. Gebeyken şeker yükleme testini yaptırmayın diye. Bu kesinlikle doğru değil. Kadın doğum doktoru ve dahiliye doktorunuz önerdiği zaman mutlaka şeker yükleme testini yaptırmak lazım. Hatta benim böyle bir vakam olmuştu. Gebe kalıyor. Çok fazla şişmanlamamak için bize başvurdu hasta. Klinik takipleri iyi giderken annesinde ve babasında diyabet olduğu için ilk gebeliği tüp bebek özel bir gebelik hastamız açısından da kilo artışı çok hızlı değildi mesela. Doktoru mutlaka yaptırması gerektiğini söylemiş ama o kesinlikle yaptırmak istemiyor. Bebeğine zarar vereceğini düşünüyor çünkü şeker yükleme testinin. Bana sordu, ben de kesinlikle yaptırman gerekiyor dedim. Ve biz bu şeker yükleme testini el birliğiyle yaptırdığımızda bu hastamıza gizli şeker çıktı. Hatta insülin kullanacak şekilde diyabete bir yatkınlık çıktı. Ve komplikasyonsuz bir şekilde bu gebeliği atlatabildik. Yani bu çok önemli bir test. Bunu yaptırmaktan korkmayın. Bu testte yapılan şey 4-5 tane baklava ve bir anda yemek demek. Yani orada içtiğiniz bir bardak şekerli su sizin bebeğinizi zehirlemez. Size bir zararı olmaz. Korkmayın. Ama gizli şeker metabolizma kusurlar açısından biz hekimleri uyarır ve daha doğru bir tedavi protokolüne geçmemizi sağlar. Çünkü gizli şekeri olan, insülin direnci olan ya da gebeliğinde insülin kullanan bu şekilde annelerin eğer yeteri kontrol alınmazsa iri bebek doğurma riskleri olur. Bu da bebekte doğar doğmaz şeker düşüklüğü olmasına ve bebekte birçok komplikasyonlara neden olabilir. Potansiyel şeker hastası olmasına kadar gidebilir değil mi? Ani ölüme bile gidebilir. Bu kadar önemli. O yüzden hani şeker deyip geçmeyin. Mutlaka bu konuda doktorunuzdan yardım alın. Ama bu tarifi eğer insülin kullanıyorsanız kullanmayın derim. Daha ekşi meyvelerle yapabilirsiniz. Mesela yeşil elmayla muzu da çeyrek olarak koyup yapabilirsiniz. Ama incir ve muz gibi şeker oranı çok yüksek iki meyveyi eğer insülin kullanıyorsanız kullanmayın derim. Peki Ayça'cığım, bir de hamile kalmak için kuru üzüm, yaş üzüm yiyin diyorlar. Bu doğru mudur? Doktorumuza sorar mısınız diye sormuşlar. Kuru üzüm ve yeş üzüm. Ya hamile kalmak için böyle bir bilgim yok benim. Ya sağlıklı beslenmeye her zaman özen göstermek lazım. Biraz önce zaten hamilelikte tatlı isteğini ben tadına da baktım. Baya böyle hamilelikte tatlı isteğiniz bitiyor. Aynı zamanda faydalı bir şey yaptığınız için vicdanen de doymuş oluyorsunuz. Bizler bazen vicdanımızın açlığına ya da tokluğuna davranışlarımızla besliyoruz. Bu doğru bir davranış olduğu için vicdanımızı da doyurmuş oluyoruz diye düşünüyorum. Ayça'nın sunumuyla. Artık menopoza geçelim. Menopozda dediğim gibi biraz önce kemik erimesini falan. Antropozda neler oluyor Ayça? Antropozda da aynı şekilde vücuttaki testosteron hormonları azalıyor. Prostat bezin yavaşlaması ilgili şeyler ortaya çıkıyor. Ama antropoz daha ileri yaşlarda çıkıyor erkeklerde. 70 yaş ve sonrasında görebiliyoruz. Ama kadınlarda menopozu 45 yaş ve sonrasında gördüğümüz için kadınların hayatını gerçekten çok etkiliyor ve bizim vücudumuzun koruyucu bir kalkanı var. Erkeklerden bir şansımız var. Menopoza kadar östrojen kalkanı. Bu kalkan bizi kalp damar hastalıklarından koruyor. Cildimizi daha parlak yapıyor, daha güzel yapıyor. Kemiklerimizi koruyor, metabolizmamızı daha iyi çalıştırıyor. Ama menopozla birlikte östrojen seviyeleri azaldığı için bu koruyucu kalkan azalıyor ve bizim de erkekler kadar kalp damar hastalığına yakalanma riskimiz ortaya çıkıyor. Kemik erimeleri ortaya çıkmaya başlıyor. Kemik mineral kayıpları başlıyor. Ve en önemlisi de metabolizma hızımız yavaşlıyor. Mesela 30 yaşından sonra her 10 yılda bir metabolizma hızı %3-5 oranında azalırken menopoz ve sonrasında %8-15'lere kadar çıkabiliyor. O zaman menopozda bizim iyi hazırlanmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gerçekten menopozda hani ben kendi gençlik yıllarımı da hatırlarım. Adana'da 1,5 Adana yerdik, bana mısın demezdik. Tabii. Şimdi yarım porsiyon yesem bir bakıyorum 300 gram kilo almışım neredeyse. O yüzden zaten yiyemiyorum öyle artık eskisi gibi 1,5 porsiyonlar falan.
mutlaka porsiyonları düşürmek gerekiyor. İkinci, metabolizmanızın yavaşladığınızın farkına vararak mutlaka egzersizi arttırmak gerekiyor. Ve çok önemli bir püf noktası, özellikle menopozda zayıflamaya çalışırken protein ağırlıklı diyetleri asla yapmamak gerekiyor. Bu böyle kırmızı işaretle, kırmızı kalemle altını çiziyorum. Çok önemli bir bilgi. Evet, çünkü niye? Çok hızlı kilo vermek için yapılan bu protein diyetlerin menopoz ve sonrasında vücuda 5 kat daha fazla zararı var. Neden? Çünkü proteinler vücuttan atılırken kemikten kalsiyum çekiyor ve kemik erimesi hızınızı arttırıyor. İki, proteinler tek başına vücuda girmiyor. Yağ oranı yüksek yiyecekler olduğu için biz menopoz sonrası kalp damar hastalığına yakalanma riskimiz erkeklerle eşitleniyor. Bir de bu kadar yağ vücudunuza aldığınızda, tamam kabul ediyorum, protein diyetleriyle çok hızlı zayıflayabilirsiniz. Ama iç organlarınıza atom bombası atarsınız, orasına karışamam. Sağlık mı zayıflamak mı? Yine sorunun cevabı sizlere ait. Hepimizin hasta olursunuz. Hasta olursunuz protein diyetlerinden özellikle vazgeçmek gerekiyor. İkinci önemli nokta, tuzdan vazgeçmek gerekiyor. Yeteri kadar tuz almak gerekiyor. Sofralardan tuzlukları alıyoruz. Evet. Çünkü tuz oranı yüksek yiyeceklerde kemik erimesini hızlandırıyor. Ve tansiyon özellikle 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkma riski olduğu için tuz ve protein ağırlıklı diyetlere sevgili dostlarım kesinlikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi biraz önce 45 yaş dedin sen, ortalama söyledin ama tabii ki 50'den 55'e kadar günümüzde 38-35'lere kadar indiği vakalar da var ama genelde hazırlanma dönemi de bence dönem kadar kıymetli bir şey. Çünkü birden bir şeyi kesmek hepimiz için çok zordur ama yavaş yavaş yaşam tarzımızı değiştirerek menopoza daha mutlu, daha keyifli, daha canlı girebiliriz. Ben bu noktada yurt dışına baktığımda, yurt dışında yaşayan kadınlara baktığımda bizlerden daha çok çalışıyorlar. Yani bugün bir Avrupa'ya gittiğinizde 80 yaşında resepsiyonda sizi bekleyen hanımlar görüyorsunuz. Çok spor hayatlarında var. Yüzlerindeki o ışıltıyı görebiliyorum. Çalışmayı çok öneriyorsun değil mi? Sporu çok öneriyorsun. Özellikle kadınlar için aktif hayatı. Kesinlikle. Ben hep şunu söylerim, yani dahiliyenin bir kısmı da aslında psikolojidir. Yani birçok hastalığın ilerlemesine neden olan şey insanın kendini kötü hissetmesidir. Evet. O nedenle hayatta bir amacınız varsa hayattan daha çok zevk alarak yaşarsınız. Evet. Hayatınıza mutlaka bir hedef koymak lazım. Çok güzel. Bir gün bir hastam olmuştu benim. Çok varlıklı ve çok rahat hayatı olan bir hastamdı. Ama gel gör ki mutsuz. Böyle konuşuyoruz. Dedim ki ya bir neden koy, bir şey yap. Yani bir şey üret. Üret. Ne üretebilirsin? İşte onu yapamam, bunu yapamam. Zaten herkes onun adına her şeyi yapabiliyor. Sonra birden düşündük, resim yapabilir misin? Aa evet dedi, ben resim yapmayı severim. Şimdi çok ünlü bir ressam olmak üzere yani. Ne güzel. Bana da yaptığı resimlerin fotoğraflarını gönderiyor. O kadar mutlu oluyorum ki yani hayatımıza bir anlam, bir neden, bir hedef koymamız gerekiyor. Bunun için de hareket etmemiz lazım. Hareket edeceğiz, evet, hedef koyacağız. Yani tek şeyimiz tabii ki çocuklarımız bizim için çok önemli, ailemiz bizim için çok önemli ama kendi adımıza da bir şeyler üretebilmek gerçekten mutluluk verici bir şey. 80 yaşında resepsiyonist olarak çalışmaktan da insanın utanmaması gerek asla, bence. Asla çalışmaktan utanmamak gerekiyor. Bence çalışmamaktan, hazır yemeğe kolay parayı düşünmekten utanmak gerekiyor. Çalışmak dünyanın en kutsal durumu. Evet, bir de burada tarif görüyorum ben. Yine bir tarif var ama ben neyi koyacağız onu anlamadım. Burada böyle lor var. Ton balığı var. Nane var. Yeşilliklerimiz var. Yeşillikler. Yaprak var. Evet, Tokat işte yaprağı. Bunlar tam bir kalsiyum deposu. Öyle mi? Omega 3 kaynağı. C vitamini deposu, yaşlanmaktan koruyacak, metabolizmaları çalıştıracak, kalsiyum açısından kemikleri koruyacak, bizi zayıflatacak bir tarif sizler için. Ne koyalım içine? Böyle rokamız, maydanozumuz, istersen bunları şöyle bir doğrayayım ben hemen. Ay canım benim, ben doğrayayım istiyorsan. Canımsın, hemen doğrarım ben 2 dakikada. Sen ton balığını koy istersen. Tamam canım. Şimdi bu içimiz, hep biz yaprak sarması deyince yaprak kalsiyum açısından son derece zengin bir yiyecektir ve ben çok severim. Ben mutfaklarımızda biraz daha sık yer açmanın zamanı geldi. Bizim Adana'da kısırın yanına koyarız biz genellikle haşlanmış yaprağı. Bak, güneyde çok ot yendiği için o kadar yağ tölere ediyor zaten değil mi? Evet. Çok fazla böyle tere özellikle çok yeriz biz kebabın yanında. Bunu koyayım mı içine? Evet canım? Onu da koy. Kalsiyum olarak onu da koy. Şimdi yeşilliklerimizi de ekliyoruz. Hı. Tam bir C vitamini, antioksidan. Sonra içerisine biraz ceviz koyuyorum. Ay, bugün sen var ya, tarifler kraliçesisin. Ay canımsın. Her şey sizler için. Tarifler kraliçesi. Düşünelim, yemeklerimizi sağlıklı yapalım.
lezzetinden ödün vermeyelim. Biraz ceviz koyuyorum bu şekilde. Bu bir yaprak sarması olacak. Gerçekten. Özellikle ikindi çaylarında arkadaşlarınıza, dostlarınıza verebilirsiniz. Yeter mi bu kadar? Yeter. Şu azıcık da bir zeytinyağı ekleyin yine. Vitaminler, mineraller eminsin. Bu da yeterli. Sonra yaprağımızı alıyoruz. O kadar lezzetli oluyor ki bayılacaksınız buna. Şu şekilde. Yaprak sarması yapacağız. Şöyleydi değil mi? Parlak tarafı dışarı geliyor. Şöyle bir parça koy istersen. Biraz daha şu yağını alayım Ayçeciğim şöyle. Şöyle. Sen şimdi bana tadına baktırırsın. Hayatımda ilk bir defa ton balığıyla şeyi deneyimleyeceğim seninle. Aslında buna biraz da böyle limon koysak, biraz kırmızı biber koysak biraz güzel limon, olur. Biraz limon, ekincim canım. Hatta burada nar ekşisi var. Nar ekşisi. Ekincim, biraz bir limon var mı orada? Yarın limon da getirseniz. Kırmızı biber varsa biraz kırmızı biber istiyoruz. Azıcık da tuz alalım. Tuzdan uzak duruyoruz ama. Kırmızı biberle limon toz ekincim. Biber. Toz. Tozlanmış. 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 Evet. Kokusu çok güzel biliyor musun? Evet. Şimdi yaprakla o kadar yakışıyor ki. İlk defa. Peki hemen aklımıza gelen soruyu sorayım. Getir canım. Sor bir tane. Derler ya hani balıkla yoğurttur, yok hiçbir şey olmaz ama bayat balık değil. Ona dikkat etmek lazım. Ton balığı zaten. Ton balığı bayat olmaz zaten. Şu şekilde. Kırmızı biberimiz geliyor, var mı? Geliyor geliyor. Kırmızı biber de ekin. Çörek otu da güzel olur buna bak aklıma geldi. Aa evet. Güzel hem de olur, daha faydalı olur. Evet. Neyse ben bir tane şöyle örnek yapayım. Evet. Kırmızı biber gelene kadar. Sar bakayım. Bakayım hanım kızım bak, ne güzel sarıyorsun. Ben böyle kalem gibi kalem gibi sarmam. Şöyle biraz kalın kalın sararım. Sar hanım kızım sar. Bak, Ayça bu... Kaya elleriyle dolma yapıyor stüdyoda. Ama bildiğiniz dolma değil. İçinde ton balığı var, lor var, roka var, maydanoz var. Ondan sonra pişmesi gerekmiyor. Nane var. Getir toz biberimizi de. Sadece ne yapıyoruz? Yapraklarımızı azıcık haşlıyoruz. Azıcık haşladık. Sonra çıkarıyoruz. Yok yok içinde. Böyle. Ay, bunu da bunun içerisine koyuyoruz. Harikasın. Bak şimdi buna bayılacaksın. Şimdi ben onun üzerine kaburga dolması az yiyeceğim. Yiyeceğim ama az yiyeceğim değil mi bunun üzerine? Evet zaten karnımızı düşük böyle... kalorileri önden yiyeceksin. Yüksek kalorileri sona bırakacaksın. Bir daha söylesene bunu. Düşük kalorili yiyecekleri önden yiyeceğiz. Yüksek kalorili yiyecekleri sona bırakacağız. Tamam anlaştık. Ki yiyecekleri tadımlık olarak yiyelim. Gurme gibi yiyelim. Ben taze patlıcan dolması çok severim Ayça. Küçükken hep onu en son. Çok doğru yapıyorsun. Evet. Şimdi bunun böyle 4 tanesini, 4-5 tanesini gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Bakın gerçekten içinde hiç karbonhidrat yiyeceğim. Yok. Yiyeceğim Ayça. Ton balıkla lor nasıl olurdu bilemedim. Bakalım. Yiyeceğim Ayça. Bakın, bakın. Senin için yiyeceğim Ayça. Ellerimle bak, defa, yediriyorum. Yemin ediyorum ton balıkla lor yiyorum. Nasıl? Çak. Harika. Hemen yapın, hemen yapın, hemen. Çak. Harika. Harika. İnanın. Canım ekibim çok iyi bilir. Dedim ki ya ton balıkla lor nasıl olur? Bir de asma yaprağı. Asma yaprağı falan hani. Bakın o yaprak var ya tadını alıyorsunuz ya. Yaprak tadı alıyorsun. Cevizin tadını alıyorsun. Muhteşem. Hele bu menopoz için ilaç gibi bir yiyecek. Yani kalsiyum, protein dengeli. Sen ilaç gibisin sen. Peki bu hastalıkları ne yapacağız? Söyle bize. Hastalıklarda da bunları kullanabilecek miyiz? Tabii bunu menopoz diyabet dönemindeki... olan, menopoz dönemindeki her hasta, herkes rahatlıkla yiyebilir. Menopoz döneminde olmayanlar da yiyebilir. Kilo kontrolü yapmak isteyenler de öğün yerine kullanabilir. Yanına bir bardak ayranla birlikte bir de salata yapın ayrıca. Afiyetle yiyin. Hem sağlık kazanırsınız hem fazla kilolarınızdan kurtulursunuz. Yani şaşırdım. Ama hayatta şaşırmak için doğru, güvendiğiniz, bildiğiniz insanlardan bu tarifleri alacaksınız. Yani hiçbir şeye hayır dememek lazım. Düşünüp hayır demek lazım. Yani asla diye bir şey yok. Bir kafada çevirmek dediğin gibi önce elini alacaksın. Düşüneceksin, dur. Düşün, davran. Davran. Çok ben asla ne yiyorum, ne kadar yiyorum ya da bir işi yaparken bunun farkında olmak gerçekten. Neden yapıyorsun, nasıl yapıyorsun, sonuçtan ne bekliyorsun bunları planlamak lazım. Ama çoğu zaman biz ne yapıyoruz? Bir akışa kendimizi kaptırıyoruz,
günübirlik yaşıyoruz. Her görevimizi yapıyoruz ama kendimize olan asıl görevimizi yapmıyoruz. Kendimize bakmayı. Bunun için de Instagram'da da sürekli paylaşıyorum. Günde 10 bin adım atacağız. Hı. Bedenimizi besleyeceğiz. Hı hı. Günde 50 sayfa kitap okuyacağız. Ruhumuzu ve beynimizi besleyeceğiz. Çok okumak güzel. Gerçekten çok çok önemli. Hı hı. Bir de üzerine ben bir şey ekleyebilir miyim izin lütfen verirsen? Bir de sevdiklerimize sarılacağız. Çok Allah bizi hepimizi birbirimiz için, sevgi için yaratmış. Hiçbir şey ayırmadan, iyi niyetle her şeyden önce hayata bakmak gerekiyor. Ayça Kaya çok teşekkür ediyorum. Hem yayınımıza geldin, hem bilgilendirdin bizi, hem de böyle damak tadımızı geliştirdin. Canım. Ne diyeyim sana? Lor'la şey yedim ve bayıldım. Çok sağ ol arkadaşım. Ben görüşürüz. Ben kaburga dolmasına gidiyorum. İzin veriyor musun? Veriyorum. Koşa veriyorum. Koşa ben kaburga dolmasına. Çok yiyemem. Gözümüz elinde. Sarma yedim, yiyemem. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Kaburga dolması. Ne yaptın hoş sen? Geldin. Ne yaptın? Ne hazırladık. Biz Ayça ile orada konuşurken Ayça neler olmuş burada? Aklın durur. Ya hemen gitmiyorsan bir baksana gel. Gel iki dakika bir bak. Yalnız ben şimdi basılacağım. Fıstığını çünkü gel. Gel. Hoş geldiniz hocam. Gel. Hoş bulduk. Ben sarmamdan seni gönderemedim. Seni gönderemedim. Sarmamdan zeytinyağlı oldu. Ondan da çok güzel. Kamera arkasında ben sevgili dostlar yaptığım sarmaları yiyordum. Ay canım benim çok güzeldi. Ama Ayça şimdi hazır aklıma geldi buraya gelmişken. Biz konuşmuştuk menopoz dönemine yaklaşıyor. Ne yiyeyim ne içim diye gördün değil mi? Sormak istediğim bir şey var mı Ayça'ya? Hocam şimdi ben de hani o dönemlerin içerisindeyim. Aldığım kiloları veremiyorum. Sadece göbek kısmımda toplanıyor. Ne yapabilirim? Ha, göbek kısmında. İncecik bir bel, dümdüz bir karın için ne yapacaksınız? Buradaki kasları çalıştıracaksınız. Yani özellikle akşamları diş fırçalıyorsunuz ya. Diş fırçalamadan önce yatın. Küçük mekik hareketleri. Ondan sonra ayağınızı öne çekip yukarıya çıkarma hareketi. Bunları diş fırçalamadan önce 16 tane yaparsanız uzun vadede çok büyük faydasını görürsünüz. Yani alışkanlık edinmekten bahsediyor değil mi Ayça? Bir de mesela bunu böyle yaptınız ya. Şimdi şu sofraya baktığımda bakın şu bir karbonhidrat. Bu bir karbonhidrat. Bu bir karbonhidrat. Bu bir karbonhidrat. Bu bir karbonhidrat. Kaç tane var? En az 5-6 çeşit karbonhidrat var. Sebze yemeğimiz de var hocam. Onu sonra söyleyeceğim. Şimdi burada böyle bir sofra hazırladığınızda mutlaka yanına büyük bir tabak salata. Yanına mutlaka yoğurtlu bir semizotu salatası. Ve tabağınıza önce bunları koyacaksınız. Sonra bir parça etten, bir kaşık kadar pilavdan, bir tane bundan 8'de 1 gözlemeden, yarım da içli köfteden alıp bir kaşık da patlıcan yemeğinizden koyacaksınız. Gözünüzü düşük kalorilerle, gönlünüz de yüksek kalorilerle doyuracaksınız. O zaman nasıl biz olur? Seni bırakmayalım. Birlikte hem kapanış yapalım ama Hatice de var. O da biliyorsun paslar yaptı. Çok şık çok olmuş. Güzel. Ay çok güzel yaptı. Sağ ol Hatice'cim. Görüyor musun? Bir pastası çok da uygun fiyata alıyorsun. Ama böyle süslü aldığın zaman 3-4 katına mal oluyor biliyor musun Ayça? Öyle mi? Ama şöyle bir eve de insan koşa koşa girer değil mi? Bak ne güzel söyledi. Hatice çok güzel yaptı. Bu arada sağlık. Gül detayı kullandım. İsteyenler sevdiği çiçekleri de kullanabiliyorlar. Evet nazar boncuğu da koyabiliriz. Konuşmuştuk. Ellerin dert görmesin. Şöyle kenara alayım ben. Bu arada şeyi sormak istiyorum. Meyan kökü şerbeti yaptık Ayça'cığım. Biz biliyorsun aşlama mı deriz ona? Evet evet. Çok bak sağlıklıdır. Bak burada canım. Biz çok sağlıklıdır. Çok güzeldir. Ne çok faydası var bu, aşlamanın? Bu, özellikle bu mor renk var ya. Evet. Yani ne diyorum hücrelerin içerisindeki zehirli yani atık maddelerin temizlenmesini hızlandırıyor. Antioksidan dedikleri değil mi? Antioksidan tansiyon dengelemeye son derece faydası olur. Çok çok faydalı. Sıcak havalarda hep Adana'da biliyorsun ibrikleriyle satarlar, aşlama satarlar. Kahramanmaraş, Antep'te. Adana tam bizim oraların içeceği. Çok şimdi da severiz. Hocam bunları yedikten sonra ondan bir bardak içiyoruz. Geriye bir şey kalmıyor. Kalmıyor diye şimdi düşünüyoruz. Demeyin. Yok öyle bir şey. Bu arada evlilik yıl dönümleri. Sevgili eşiyle birlikte Aliye'nin kaç yıl oldu Aliye? 31 bitiyor. Biz eşini de buraya aldık Ayça'cığım. Gelir misiniz ama buyurun? Ama siz ne kadar genç görünüyorsunuz. Evet. Kaç küçük anne olmuş. Hoş geldiniz yayınımıza. Hiç Aliye'cim bak Aliye'cim bak. Hoş geldin. Ay çiçekler de geliyor. Ay, ne kadar güzel. Artık ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Gerçekten eşiniz hep sizin şiirlerinizden Remzi Bey'cim bahsediyor.
şair yapan kadın. Beni şair yapan kadın. Var mı bir şiir dinleyebileceğimiz? Bir şiiriniz var mı? Yarınki programım için hazırlanmıştım. Buraya nasip oldu. Evet. Ondan üç hemen kısaca oldu. Alalım. Tabii ki. Şöyle diyelim. Suzan'ın gözyaşları sanki suyunda, on gözlü sırı bilir dizler koynumda. Aşk ateşi yanar sanki kumunda, Dicle kadar seviyorum inan ben seni. Hayır, geliyor musun? Biraz daha yüksek sesten alalım. Surların üstünde yıldız misali, yok başka bilirdi eşi emsali. Sanki bedendeki yürek timsali, burçlar kadar seviyorum inan ben seni. Ya, 32 yıl sonra. Her dalı meyve dolu serin gölgesi, yağlı marulları onun simgesi. Yağlı marul. Nasıl desem bu şehrin cennet bölgesi. Efsel kadar seviyorum inan ben seni. Aliyem deyince şehir uyanır. Hangi yöne dönsem sana boyanır. Bu dünya 32 yıldır bize dolanır. Canım kadar seviyorum. Ay. İnan ben seni. Allah'ım ben ne diyeyim? Allah'ım ben ne diyeyim? Ekran başındaki erkekler örneği yok demeyin, var işte. Hani hangi erkek okuyor şiir diyenler var ya, işte okuyor. Şaka bir yana herkesin sevgisini gösterme biçimi farklıdır ama sevgimizi gösterelim de nasıl gösterirsek gösterelim, öyle değil mi Ayça? Siz de çok güzel gösteriyorsunuz eşinize. Eşiniz tabii bu kadar güzel yemekleri yapıyor ya, o atasözümüzün de hani mideden geçeri. Onaylı ne şiirler yazılıyor. Şöyle bir yemeklere tekrar Ayça'cığım izninle bakıyoruz. Ne yaptık kısaca Aliye'cim? İç pilav hazırladık Akeli Hanım. Kaburga dolmamızı hazırladık. Evet. Burguk. Bademi şey yapalım. Yaptık. Ne yapalım, bunu kesiyor muyuz içine? Şöyle bir keselim. Haydi Ayça'cığım bak kesiyoruz. Hadi bismillah. Haydi. Oh. Evet, şöyle pasta gibi mi kesin, böyle mi kesin? Açalım içini. Açalım mı pilavını içini? Görelim. Pilavını görelim. Tabii. Evet, şöyle pilavını görelim. Sıcak mı? Olsun, önemli. Heh. Şöyle gördünüz mü pilavını? Bak bak bak. Şundan biraz gezdirelim. Badem Diyarbakır'da çok. Antep'in fıstığı varsa Diyarbakır'ın da bademi var. Çok güzel. Ayça'ya bunu. Hep senin arkandan dün bile yemek yapıyoruz. Ya, Ayça geliyor falan diye. Hep... İsmini yad ediyoruz. Yemek de güzel bir şey Açeliyacığım. Evet. Şimdi bu da bizim mutfaklarımızın bir vazgeçilmezi. Açeliyacığım fıstığını da serpelim. Serpelim. Bunun tatlının üzerine burada kadayıf doldurduk. Hemen şöyle fıstığımızı da serpelim. Evet efendim. Ayça'cığım, Hatice'cığım, Aliye'cim size de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz sizler de ediyoruz. İyi ki varsınız. Bugün yine harika bir program oldu. Bilgilendik, doyduk, eğlendik. Yarın yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Farklı yemek tarifleri, pratik fikirler ve işinin ehli uzman konuklar. Açelya ile Gülümse Hayata yarın aynı saatte yine sizleri bekliyor. Birbirinden leziz yemeklerin tanıtıldığı Açelya ile Gülümse Hayata'nın yarın mutfaktaki konuğu Sevgi Can. Sütlü erişte çorbası, yağlı kağıtta sebzeli tavuk, göçmen usulü şekerpare ve pincur salatası tarifleri için kalemi kağıdı şimdiden hazırlayın. Örgüden ahşap boyamaya, dekorasyondan çocuk ürünlerine pratik fikirlerin yer aldığı el işi bölümünde ise yarın Nevin Keskin Kılıç iğne oyasıyla tepsi, pano süslemesini uygulamalı olarak anlatacak. Guatr, nodül, tiroid hastalıklarını masaya yatırıyoruz. İç guatr, dış guatr ve zehirli guatr nedir? Belirtileri nelerdir?
kış aylarında ağrılı goiter hastalıklarına neden daha sık rastlanır? Endokrin cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Serdar Tezelman canlı yayında sorularınızı yanıtlıyor. Açelya ile gülümse hayata yarın 12.45'te 360'ta.